de 1,5 saat çekiyor, 1 saat yayınlıyor. Herkes aynı anda mı konuşuyor burada? Evet. Herkes aynı an. Eser itiraf et rahatla. Hemen İtirafla başlayalım. Vallahi güzel. Ben aslında onunla başladık itiraf programından konuşunca. Ben de yayına girmiyor muyuz dedim. Meğer girmişiz. Yayına çoktan. Yayındayız. İlk yayınınız demek ki hani böyle bir gaf çıkar diye bize hiç söylemeden yayına mı girdi? Bir senedir buradaymışız gibi hissediyorum ben kendimi. Değil mi? Nerede kalmışız? Nerede kaldık? Vallahi bak masanın tozlu. Senin için almadık. Aynen. Vallahi deminden beri anksiyetem tuttu. Gözün oraya değil mi? Seyiriyor böyle. Ya idare eder. Çok fazla yok ama. Bez bulsak yapar mısın yaparım, bir şeyler? Yaparım. Affetme. Hemen bez buluruz anında, ya. Getireceğim. Senin elinden şu stüdyoyu... Sarı bez olsun. Sarı mı? Sarı bulamayız şimdi bu saat. Böyle bir şey mi var? Sarı. Aynen. Temizlik evet. Üstadımız ve 2 milyon takipçisiyle... Temizlik foşur yapıyorum. Foşur, işte harıl harıl ne derler sonra artık. Köpürte köpürte onun deyimiyle. Evet. Başak Burcu falan mı? Yok balığım ben. Düzeni daha çok seviyorum ama. Hoş geldiniz. Ya mükemmel program. Ya hayırlı olsun. Format. Teşekkür ederim. Hafta sonu Esen'le beraberdik biz. Evet. Birlik. Bana linç yaptı. Evet. Bizi neler bekliyor? Heyecanlı. Ya bu arada kardeşim beni arıyor. Acaba açıp televizyonu izleyebilir mi? Kardeşim yani arıyor şu anda. Açık. Bence şu an telefonu açabilirsiniz. Zeynep'cim canlı yayındasın. İstersen programı aç. Biz kadınlarımızla konuşmaya başlasak. Hilal'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Hilal benim uğurum. Tamer hocam benim uğurum valla. Hiç. Vay. Ben eser de benim uğurum olsun. Evet. ben çok... Ya biz çok heyecanlıyız. Biz çok heyecanlıyız. Yani ben çok heyecanlıyım. Hani Akif de eminim heyecanlıdır. Ben de heyecanlıyım. Yani benim için de çok farklı bir format. Bir de ben ana haberi yaptım bugün. Evet. Ana haberden çıktım. Evet. İşte bayağı yoğun bir gündü. Cuma akşamı böyle hem aslında şöyle bir niyetimiz var. Becerebilirsek düşünsel bir yolculuk da olsun istiyoruz. Kendi yaşamımıza dair, izleyicilerimiz açısından da öyle. Daha nitelikli sohbet edeceğimiz ve her hafta bir... Sen anlat istersen bir ikilemden bahsedeceğiz. Ya bu şey değil mi? Hani Hilal de çok iyi bilir. Bu postmodern çağın getirdiği bir şey var ya. Ya şu ya bu. Ya siyah ya beyaz. Ya şu parti ya bu parti. Ya işte kırmızıyı seçeceksin ya mavi. Hani sanki başka seçenek yokmuş gibi. Biz de buradan yola çıkalım dedik. Mesela ilk de böyle daha bir varoluşsal bir şey. Unutmak mı hatırlamak mı diyelim dedik. Çok güzel konu. Çok. Buna dair konuşacağız. Eser. Format var değil mi? Bir format var. Bu demin ben sadece şey düşündüm. Şimdi bizi izleyenler açısından şu anda konuklarımızı mesela tanıtmadık. Tanıtmayacak mıyız? Ama bir konuklarımız zaten tanınmış ve çok değerli isimler. İki hani KJ diyoruz ya televizyonculukta. Evet. Altta yazıyor mesela Tamer Levent konuşurken Tamer Levent. Hilal Bebek konuşurken Hilal Bebek. Eser Yenenler konuşurken Eser Yenenler. Önder Tepe konuşurken Önder Tepe tanıttık işte. Böyle tanıtmış oldum. Ama zaten bu programda bizler değil fikirlerimiz konuşacak gibi. Tabii onları yaşatacağız. İsimlerin bir önemi yok gibi. Yani formatta her şey açık olduğu için. Doğru aslında yok. Yani yok. Haklı. İsimlerden yani, ziyade yani, ne anlatacağınız... Bebek, bir şey soracağım. Neden soyadı Bebek? Bebek hoşuma gitti ya. Bir öyküsü var ama... Havalı. Nasıl? Havalı evet, evet yani. Öyküyü alalım mı? Öykü babamın zamanında soyadı bulamamışlar. Daha doğrusu babamın dedesi muhtemelen öldüğünde... pardon... Hikayeyi bir saniye şöyle anlatayım. Karıştırdım. Nereden şöyle, hikaye şöyle. Bir bebek doğmuş. O doğduktan sonra babası ölüyor. O yüzden ona uzun süre isim koyamıyorlar. Yani yas dönemindeler. Ve bebek gel bebek git diye çağırıyorlar. Evet hikaye bu. Sonra da zaten hani soyadı da seçileceği bir dönem herhalde. O zaman soyadı ne da olsun, bebek, bebek olsun, olsun diyorlar. Yani. Aynen. Çok havalı güzel. Dedik ama yine... Acıklı bir şey çıktı içinden. Evet var. Bu arada bebek bana pozitif bir etki yapıyor. Değil mi? Bebek, değil mi? Evet, evet sempatik. Evet. Bu arada hashtag'i hatırlatalım mı? Unutmak mı, hatırlamak mı? Evet, başlayalım. Bence sen başla. Ben mi başlayayım? Lütfen. Ben yani bir pozitif ayrımcılık yapmış olayım. Bir de sen daha deneyimlisin. Estağfurullah, olur mu burada öyle şey? Burada münazara gibi mi olacak? Yani unutmak mı, hatırlamak mı? Siz üçünüz, üçümüz mü? Kazanıyor yani, mu? Kısmımız mesela birini savunacak, diğerini savunacak gibi bir durumumuz yok. Hayır. Biraz daha bu yaşamımızdaki etkileri üzerine sohbet etmek istiyorum. Peki o zaman ben şöyle başlayayım. Çünkü bu programın bu konusunu belirlerken ben bu hafta içinde herkese bu soruyu sordum. Hatta Hilal'e de telefonda sordum. Sana sorarak başlayayım. Hangi sana sen daha yakın? Sen niye bana sataşıyorsun şu an? Unutmak mı, hatırlamak mı? İkisi de.
Yani şöyle, ben de konuk moduna geçtim. Zaten ben şeyde, yani şu anda tam konuk olarak oturuyorum gibi bir durumum da var. Ben bu hayattaki bu ikilemlerin tamamına karşıyım. Çünkü bunların her birinden hepimizde var. Yani ikisinden biri değil. Siyah beyaz değil, sevmek sevilmek değil. Unutmak, hatırlamak, bazen unutmak, bazen hatırlamak gibi bir düşünceye sahibim. Muhtemelen de şu anda herkes bana katılıyor gibi hissediyorum. Öyle format mi? Çöktü. Format çöktü. Yani şu an... Ama evet. Katılıyor gibi. Evet, katılıyoruz. Çünkü ne güzel bir şey. Ama nerede unutmak, nerede hatırlamak? Belki bunu burada derinleştirebiliriz. Bu meseleyi. Yani neyi ya, katılmak da iyi bir şey yani. Hep katılmamak mı lazım yani? O da doğru. Evet. Ama herhalde program ama genelde katıldı. Böyle bağlanacak. Hem o hem o. Aslında ikisi de evet. Birbirini besliyor falan gibi. Benim öyle bir tahminim benim var. Ben gelirken öyle bağlamıştım zaten kafamı. Değil mi? Mesela siz gelirken size söylediler değil mi? Unutmak mı hatırlamak mı diye. Ne düşündünüz? Dedim ki ikisi de beraber yani. İkisi de beraber. Tabii. Ve örneklendireceğimizde. Yani unutmam gereken şeyleri unuturum. Hatırlamam gereken şeyleri hatırlarım dedim. Neleri ama... unutmak istersiniz? Ya unutmak istesem de unutamam. Yani çünkü şu ara beyin bilimle çok ilgileniyorum. Neuroscience'la. Onu biliyorum ki oradan hiçbir şey öyle ben unutacağım diye gitmiyor. Yani Barış Muslu gerçi beynine format at diyor biliyorsunuz. O şeyleri var Barış'ın. Beyne dokunmaları var. Format da atsa insan sanki hatırlıyor gibi geliyor bana. Değil mi? O da dürtü diye bir şey var. Impulse lafını biliyorsunuz herhalde. Evet. Yani bir olay gördüğünüz zaman hiç unuttuğunuz bir şey. Mesela ben şimdi burada durup dururken Eser de doğaçlamacı. Ben de drama konusunu ilk başlatanlardanım işte Türkiye'de. Mesela durup dururken patlıcan sana ne hatırlatıyor desem. Saçma sapan bir soru değil mi? Çocukluğunda patlıcanla ilgili bir anın var mı desem. Var acı mı? Tat hatırlatıyor mesela. Eskiden çünkü acıydı patlıcan. Peki kaç defa bunu konuştun? İlk kez konuşuyorum. Demek ki işte bu dürtü. Evet. Yani... Patlıcanla ilgili aklında, beyninde oluşan şeyi bana söylemiş oldun. Buna dürtü diyoruz. Impulse yani. Şimdi hayatta da bir takım olaylar oluyor. Ve biz mesela o anda bir şeyi hatırlıyoruz. Çünkü o çağrıştırıyor, dürtü yapıyor. Ve beyindeki o dosya açılıyor. Tık. Bak sen şunu yaşamıştın o zaman diyor. Değil mi? Hatırlatıyor. Dolayısıyla unutmak diye bir şey yok. O beyinde öyle bir kayıt ki milyarlarca malzeme var. Doğduğumuz an, belki anne karnının içindeyken bile yani. Değil mi? Platon bile bunu ayırmış aslında biliyor musunuz? Ayırmış mı? İkiye ayırıyor hatırlama biçimlerini. Bir tanesi kendiliğinden o gelen, sizin dürtü diye tabir ettiğiniz, yani istemsiz, gönüllü olmayan çağrışımlarla belki tetiklenen. Bir tanesi de tabii bizim bile isteye, hatırlamaya çalıştıklarımız, anımsadıklarımız, yad ettiklerimiz. Tabii hatırlamak derken, unutmak derken de neyi kastediyoruz? Kelimenin de anlam katmanları var yani. Aslında herkes başka bir şeyi de ifade ediyor olabilir. Unutmak mesela. Tabii tabii. Depoladığım bir şeyi geri getirememek anlamına gelebilir. Ya da hiç kaydetmemiş olmak anlamına gelebilir. Ya da gözden kaçırmak, ihmal etmek, bile isteye baskılamak anlamına gelebilir. Ya da bağışlamak anlamına gelebilir. O anlamda da kullanmışlar unutmayı. Evet. Hatırlamak da mesela işte bile isteye tutmak mı? Ya da işte ne bileyim yad etmek mi? Ya da uzun uzadıya üzerinde düşünmek mi? Yani... Hepsinin başka frekansları var ve o frekanslarda başka bağlamlarda o kelimeyi kullanmamız anlamına geliyor. Bu da önemsiz bir şey değil. Bir kavram kargaşası yaratıyor, yaratacak ama hani netleştireceğiz belli ki. Şimdi buyur Aslı söyleyeceğim bir şey. Ben... Yok hayır, Hilal belleğe atıfta bulundu da bellekle ilgili de atıfta bulunuyor da bellek bu noktada ne yapıyor? Bize. Aha. Yani bellek tam olarak ne görevde? Aslında işte bellek deyince o çatı altında unutma ve hatırlama bir araya geliyor. Çünkü işte hatırlama ve unutma pratiklerinin toplamı bellek faaliyeti. Ve ben şey gibi düşünüyorum birazcık, yani bir kaya hayal edin. O kayanın içerisinden işte her türlü heykel çıkabilir. Ünlü bir heykeltıraşın söylediği gibi. Tıraş edeceğiniz yerlere bağlı. Neleri ayıklayacaksınız, nereleri eksilteceksiniz ve ne ön plana çıkacak. Hatırlamak ve unutma dengesi biraz böyle. Çünkü hatırladığımız şey ya da işte yarattığımız anlatıyı geçmişe yönelik budadığımız şeyler, eksilttiğimiz şeyler inanılmaz önemli derecede belirliyor. İnsanlar size mesela ne için geliyorlar? Unutmak için mi, hatırlamak için mi ya da... böyle kaygılarla gelip ya ben şundan kurtulmak istiyorum... gibi yaklaşımlar çok mu?
Ya şöyle güzel soru hani bence çünkü unutma ve hatırlama dengelerini değiştiriyor terapi bence. Hani bazen insan gerçekten unuttuğunu yeniden hatırlayıp başka türlü unutmalı. Çünkü unutmak eğer bir rafa kaldırmak demekse onu yeniden anlamlandırıp başka bir işte yorumlamayla beraber başka türlü rafa kaldırmak da bir seçenek. Ya da ısrarla hatırladığım biçimleri değiştirmek, ısrarla tuttuğum şeyleri göz ardı edebilmek, ısrarla göz ardı ettiğim şeyleri hatırlayabilmek. Bu dengelerde aslında karşılıklı çift trafikli bir değişiklik yaratmak gerekiyor. Daha spesifik hale getirelim. Getirelim. Mesela Eser, evet. Unutmak istediğin bir şey anlat bize. Unutmak istediğim bir şeyi unutmuşumdur ya şu an. Yani... Var mı öyle yani? Bunu unutmak istiyorum. Mesela meslekle ilgili de olabilir. Ne bileyim. Yani işte o kadar hatırlıyorum ki mesleğimle ilgili özellikle en olumlu, en mutlu anları da unutamıyorsun. En rezil anları da. Yani hiç gülünmeyen bir skeç oynadığımı hatırlıyorum mesela. Hiç yani. 10 dakika boyunca seyirciye zulüm, bize zulüm. İlk mutfakta başladığım zaman. Amacınız güldürmek ama değil mi? Yani tamamen gülmek için gelmiş seyirciyi hiç güldürmemeyi başardığımız bir an var mesela. Bu yani unutmak istiyorsun. Bir yandan da o duygu beni şu an mesela işler kötü gittiğinde sahnede o duygu beni o kadar güçlü hissettiriyor ki. Çünkü çok kötüsünü yaşamışsın. Yani hiç gülmemişler. Daha kötü ne olabilir dediğim bir an yaratıyor. Aslında dolayısıyla unutmak istediğim şeyler unutursak şu anki birikimimiz, tecrübemiz de yok olabilir. Aslında bu kadar evet. Gücü, sahne gücümüzü, hayat gücümüzü de unutmak istediğimiz evet. Şeylerden evet. Aksine daha fazla aldığımızı düşünüyorum. Bir yerde güçlendiren bir şey olmuş o evet. Skeç. Tabii ki öyle. Yani en mutlu anlar da öyle. İşte o da tamamen aslında en büyük tecrübe. Şimdi mesela daha sonra o skeç olmayınca ikinciye daha geldiğinde düzeltmemiş. Abi ikinciye nasıl cesaret ettin mesela onu yaptıktan sonra? İşte bazıları mesleği orada bırakıyor. Yani zaten konu o. Yani bunun üstesinden gelebiliyorsan oluyorsun. Yani gülmediler. Niye gülmediler deyip daha çok çalışıyorsun. Daha çok yazıyorsun. Yine daha az gülüyorlar. Daha bir şey oluyor. Nesine giriyorlar bilmem ne. Sonra gülmedikleri zaman bana bak sen niye gülmüyorsun bana diye sahneden dürtmeye başlıyorsun. Ya da ya bugün güldüremedik kusura bakmayın ya falanla. Yani bütün dezavantajı avantaja çevirmeyi öğreniyorsun. Yani aslında mücadele biçimi doğuyor. Bütün hikaye aslında onun üstüne kurulu. Dolayısıyla bizim meslek adına ben şey olarak düşünüyorum. Yani benim kendi sahnede yapmak istediğim şey aslında unutmak ve hatırlamayı bir kenara bırakıp anda kalma meselesi çok önemli. Yani çünkü unutmak da hatırlamak da bence beyni çok yoran şeyler. Daha her yerini keşfedemediğimiz beynimizin böyle dehlizlerinde neler var hatırlayacağız unutacağız diyoruz ama... İşte hem tiyatro sanatının tabii Tamer abi bu işin duayenlerinden insanların tiyatro gitmesinin, etkinliğe gitmesinin, konser de olabilir yani bir şey izlemeye gitmesinin en büyük amacının ben unutmak ve hatırlamanın dışına çıkmak istemeleri olduğunu düşünüyorum. O zaman hayatta yani anlık benim hayatımda hiçbir şey yoktu ya hissi sonra geri geldiğinde kesin unutmak istediği ve hatırlamak istediği yeni bir şey buluyor. Biliyor. Çünkü bir an uzaklaşabiliyor o hikayeden. O yüzden ben sahnede anda olmayı çok seviyorum. Şu an canlı yayın da o hissi veriyor bana. Bir tek demin konuşurken unutmak hatırlamak ne diyeceğim dedim. Tamer abi bir şey derken bir şey hatırladım. Sonra Hilal konuşurken unuttum. Kendi bunu anlatırım dedin. Ben unuttum. Yaşadım onları ama yani mesleki açıdan o ikisi arasında bir yerde bir iş yapıyor olmanın hazı çok kutsal yani. Önder sen mesela temizlik yapmak. Evet. Yani güldür böyle şeyle yapıyorsun sularla. Aynen. Köpürte sükunetle temizliyorsun. Sükunetle yapıyorsun. Halıları süpürüyorsun. Halının altına. Süpürmek, temizlemek de aslında bir şeyleri böyle geriye atmak. Temizlik de unutmak mı diyorsun yani? Yani temizlik yapmak, unutmak mı? Bizim memleket öyledir ya. Evlerimiz pırıl pırıldır. Evet. Yani her evde artık şimdi evet. Robotundan tutun da bu yeni süpürgelere buharlı kadar makinelerinden 5 çeşit süpürge var. Niye temizledik arkadaş biz evleri? Yani gerçekten en çok biz satın alıyoruz öyle şeyleri bu arada. Ekonomik zorluklara rağmen mesela evet. Bazı firmaların üreten firma üretildiği ülkede hani seni o kadar satmıyor o süpürgeyi. Hani seni sormak istediğin aslında. Onu herkese aldırıyorlar. Niye yani bu temizlik? Altında yatan şeyi. Altında evet yani sende yatan aslında ne? Aslında baktığımız zaman toplum olarak hani bilinçaltımızda ve bilinçaltımızda oluşan katmanların dışa vurumunu bazen yaşayamadığımızda insanlar bunu farklı noktalara evriştirebilir. İşte hobi olarak Lego yapabilir, işte temizlik yapabilir, terapiste gidip kendini iyi hissedebileceği tanımadığı bir insanla dertleşip bunu atlatmak isteyebilir belki de. Tabii ki benim de çocukluğumda bununla ilgili baktığım zaman ben bu işi bir travma ya da bir
problemmiş gibi görmüyorum. Çünkü hani mutlu olduğum bir şeyi yapıyorum. Tabii ki bazen insan unutmak istediği şeyleri hatırlayabiliyor. Ya da hatırlamak istediği şeyleri unutabiliyor. Yani unutmak ile hatırlamak aslında baktığınız zaman dualitemiz içerisinde negatif ve pozitifmiş gibi bir ayrımla gösterilebiliyor bize. Oysa ki benim dualitemde dualitesizlik var. Yani zamansızlık gibi aslında. Yani bazen orada unutmak istediğim şey bana çocukluğumda annem ve babamla birlikte pazar günleri yaptığım temizliği hatırlatıp bir anda böyle mutluluk verebiliyor. Ya da, siz annenle babanla birlikte temizlik mi yapardınız pazar günü? Aynen. Ailecek. Babam perdeyi takardı. Annem yerleri silerdi. Ben de odamı temizlerdim. Yani aslında alışkanlıklar bazen unutmaya çalıştığım şeylere yol açabiliyor. Yani unutmaya çalıştığım şeyler bazen bana bunu hatırlattığı için de aslında bu durumu hani eserinde dediği gibi ana bırakıyorum, akışta. Yani akışta olmak beni mutlu hissettiriyor. Yoksa dediğiniz gibi akışta kalmadığımda, kendimi sınırlı hissettiğim zaman da unutmak istiyorum. Yani bugün kulise geldiğimde programlara çıktım ama ilk defa canlı yayına çıkıyorum. Dedim ki... Aa, öyle mi? İlk canlı yayın mı? İlk canlı yayınım. Yani yine Aslı'yla geçen sene yayına çıkmıştık. Dedim ki Önder, bariyerlerini indir. Şu an bu frekanstasın. Anı yaşa, anda kal. Zannettiklerinden arın. Her şeyi unut dedim. Şu anda unuttuklarımı hatırlamamaya çalışıyorum. İnşallah ileride programı da hatırlamak istersin. Yani. Eser korkutma bizi ne olur. umarız güzel. Unutmanıza böyle unutalım biz bunu diyeceğiniz bir program olmaz. Evet, unutulmaz bir program da olmasın. O da yani ne unutalım ne hatırlayalım. Yani böyle güzeldi o zaman. Ya mesela anlık güzel sahip olsun. Olduğumuz bazı teknolojiler artık pek çok şeyi bizi böyle bir tembelleştirdi. Yani navigasyon kullanıyoruz. Ben hatırlıyorum. İşte bundan 15 yıl önce bir yere gittiğim zaman ikinci kez gittiğimde orayı bulabilirdim. Evet. Ve bu yani hakikaten çok doğal ve normal bir şeydi. Arkadaşın evine bıraktıysan, bir şey var, değil mi? Adres... arkadaşını evine tamam. bıraktıysan gidip oradan alabilirdin. Şu anda her gün gittiğiniz yere bile navigasyona girip öyle mi gidiyorsunuz? Aslında hepiniz? İnsanları hantallaştıran bir şey değil mi bu? Evet. Yani ya bunun yerine başka yani... şeyleri zenginleştiriyor muyuz? Ona da emin değilim. Zenginleştiriyormuşuz gibi gözüküyor ama aslında hani ne bileyim her gün aynı yoldan gitmek bence insanın beynini nörolojik olarak frekansını bence sabitleyen rutin yani monotonlaştıran bir şey. Yani benim her gün aynı yeri aynı şekilde silmem gibi. Bazen çok mutlu siliyorum, bazen sinirleniyorum, daha farklı siliyorum. Ne bileyim hareketli bir müzikle yapıp bazen daha klasik bir müzikle dinleyebiliyorum. Yani aslında farklı şeyler, farklı alanlar, farklı yollar, farklı düşünceler bence... Unutmamızı ve hatırlamamızı sanki böyle... Ama tabii ritüellere hızlatılabiliyor, yavaşlatılabiliyor. Rutinlere de ihtiyacımız evet. var. Sizin parmak bastığınız nokta çok önemli bir nokta. Çünkü işte teknolojiyi kullanma biçimlerimiz, araçlar vesaire değişiyor. Navigasyon sadece bir örnek. İşte benim sürekli her anı bunun kadrajı üzerinden yaşamam ve bütün resimleri 5 tane, 10 tane, 15 tane birbirinin benzeri olacak şekilde bütün kareleri telefona sığdırmaya çalışmam ve bunun gibi bir sürü başka örnek, ekranla geçirdiğim vakit vesaire ya da birbirimizin üzerinden maille, mesajla iletişim kuruyor olmamız. Tabii belleğimiz anıların daha zor yuvalanmasıyla sonuçlanıyor. Yani anıların hatıraya dönmesi de birazcık çünkü. Birebir temas etmekle, işte gerçekten işte bunu yedek bellek olarak kullanmamakla da ilgili bir şey. Siz mesela gelenlere, terapiye gelenlere nasıl burada derinleştiriyorsunuz? Spesifik sorular var mı? Nasıl yani? Yani bir hikayesini anlattırmanız lazım. Yani bir şeyi, onun belki de unuttuğu bir şeyi ortaya çıkartmanız lazım. Ona böyle sorduğunuz spesifik sorular oluyor ya mu? Ya evet şöyle yani gerçekten doğru soru terapide aslında sorular önemli. Cevaplardan daha önemli. Cevaplar yok zaten sorular var. Genelde duygular insanları daha kolay götürüyor anılara, hatıralara, bilgilere. O yüzden hani o hissettiği şeyin ona neyi hatırlattığını, ona benzer başka nerede işte böyle hissettiğini vesaire çeşitli sorularla aslında o bilgiye erişimi kolaylaştırmaya çalışıyoruz tabii ki. Gidiyor musun psikoloğa? Bir kere gittim sonra şey olmadık yani. Hani öyle bir ihtiyacım yokmuş gibi oldu. Yani böyle bir Berfu'yla gitmiştik. Daha doğrusu Berfu'ya gitmişti. Ondan sonra da ben de onun dertlerini çok iyi anladığım için hani bir soruna dönüşmeden şey oldu. Bu çocuk ilk olduğu zamanlarda evde bir iş bölümü olur ya.
Ben de aşırı şey bir çocuktum işte, hiç senin gibi değil. Yani iki abla, bir anne, anneanne falan. Bir yatan yani, bir çocuktum. Yani yatan ve her şey önüne serilen ve hani ev konusunda dağınık yardımcı falan. Olmayan pasaklı falan. Şimdi çocuk dünyaya gelince orada bir destek olmam gerekiyordu. Orada eksik olduğumu hemen öğrendim. Psikologla konuştuğumda benim eksiklerim bunlar dedi. Evet dedi, tamam bir daha da gitmedik sonra. Hani şey değil, sen zaten kendin bulmuştun yani. Bulmuştum yani, evet. Yani öyle çok fazla gitmedim aslında yani. Çünkü bazen kendi kendine iyi gelmiyorsun, bazen belki öyle zannediyorsun. Gitsen belki daha da iyi olur. Yani o şeyi yavaş yavaş açtık bence. Psikoloğa gitmek hep eskiden bir şeydi ya. Ya niye gideyim yani, neyim var? Şimdi bak aslında. Eser bunu anlatırken aklıma bir şey geldi. Hiç kaç senedir aklıma gelmemiş. Hatırladınız. Ne bu impuls, dürtü. Bir karikatür görmüştüm mesela. Karikatür geldi aklıma ya. Karikatürde adam doktora gidiyor. Evet. Diyor ki doktor işte sol tarafında Sepelius bilmem ne, sağ tarafında sol tarafı bilmem bir şey, Latince isimleriyle bilmem ne var, sen ne diyorsun diyor. Adam sırtını açmış bir yandan da mesela. Bir süre öbür ikinci kare doktor sırtını açıyor. Şu benim sırtıma bir baksana diyor hastaya. Seninki bunun gibi bir şey işte diyor. Tabii tabii. Sen bir şey yani o farkında olduğun zaman evet. Aslında ama heh, aslında evet. Bir sorun bulmaya değil farkında de kendinle oldum. Yüzleşmeye falan. Kendi izini takip edebiliyorsan evet, onun farkında anladım. Oluyorsun. Ama evet. Burada şöyle bir şey yok mu? Farkında olmak çok değerli, çok acayip bir an. Lakin o farkında olduğun hali eyleme dönüştürme, yani içselleştirerek gerçekten bunu davranışlarına yansıtma hali de bazen yıllar alabilir. Tabii. Fark ediyor insan, tabii, akıl evet. Anlıyor onu. Fakat bunu harekete dönüştürmek çok zor bir eylem şey. Evet, tabii bilgi duyguya dönüşmüyor yani öyle. Evet. Hani ben farkındayım işte çok gerçekten değerli bir insanım falan diyebilirim ama duygusal olarak hissettiğim şey bu bilgiden bambaşka bir şey olabilir. Öyle peki, bir şey moda oldu ya. Ben çok değerli bir insanım. Bunu bir örnek olarak. Onun, onun konuşma biçimi de şu, bana göre. Bana göre diye bir laf var. Bana göre unutmak lazım. Bence. Evet. Unutmak lazım. Evet. Hayır, ben değerliyim ben falan. Hep şey yapıyorum. Eğer ki onayladığım ya da onaylamadığım herhangi bir şey varsa hep böyle bir ilginç bir bakış açısı diyorum. Yani X bir kişinin bakış açısı benim bakış açım olmayabilir. Yani sıfır bakış açısında ilginç bir bakış açısıyla böyle daha nasıl diyeyim nötr kalıyorsunuz. Öyle olunca da insanları yargılamama durumu belki devreye giriyor. Tabii orada bu göreceli olabilirin evet. Altını çizmek kıymetli bir şey ama bazen de bencenin içeri girmemesi gereken yerler var ya oraya da bence girince biraz bilimsellikten uzak. Evet, yani. Bilimsellikten uzak ama ekonomide bir reklama gitmemiz gerekiyormuş. Öyle mi? Evet evet bir reklam sonra. Peki. Bayağı vakit geçti mi yani? 20 dakika olmuş. Tekrar geldik bu arada. Önder'cim sana tamam. Bez geldi sarı bez. Sen tamam. Bize bunu bitiyorsun da verebilirsin. Hakikaten memleket kadınları ne kadar seviyor temizlik yapmayı? Çok. Hilal bunun bir sebebi olabilir pardon, mi? Toplumsal anlamda. Ben hep seversin. Beni uğraştın. Rahatlığı seversin. Şu esniliği. Ben buyum bak hayatım boyunca buyum ben. Çok o güzel. Yani. Temizliği önemseyen bir toplumuz bu. Güzel bir şey. Şimdi yani aslında çok... Temizlik yapmayın mesajını mı vermek hayır. İstiyorum? Hayır. Acaba temizlik yaparken şimdi oraya geliyorum. Evet. Acaba temizlik yaparken içimizdeki neyi de yani neden kurtuluyoruz ya da nasıl deşarj oluyoruz? Böyle bir tarafı da var mı bu işin? Öyle güzel. Ama o senin dediğin obsesyona göre. Herhalde bunun psikolojik tanımı var. Freud'a atfedilen çok küçük sevdiğim... Küçük bir örnek ver. Freud'a gireceğinizi biliyorum. Ya var çok farklı ama evet. Bazen bir püro sadece bir pürodur yani. Hani temizlik sadece temizliği seviyor olabilir. Evet. Hani onu da... Sevgili Rütük, püro sağlığa zararlıdır. Bir de ama şey var. Temizlik obsesyonu olanlar var. Hani böyle... Saatlerce orayı. O başka bir şey ya. O he, yani ama elleri o bakarsın evet. Deterjandan şey olmuş, kırış yani, kırış olmuş falan tabii. Değil mi? O ne? Yani yaşamında belki o ne bileyim bu bir sinema filminde, bir tiyatro oyununda bir durum olsa böyle bir karakteri işliyorsak biz o karakterin temizlik yaptığını değil, problemi olduğunu düşünürüz değil mi? Tabii. Yani çünkü orada düşünülecek şey temizlik değildir artık. Yap dedi. Onun derdi ne acaba? Neden böyle? Benden çok Aslı daha çok temizliği seviyor bence. Bana sildi. Bunun ilk çıktığı yer bu arada bir koridorda seninle karşılaştık. Bana dedi ki dur, sen galiba dur, bir muhabbet geçti aramızda yanlış hatırlıyor olabilirim.
Yani tamam. İki önemli şey bu hayatta nedir gibi bir şey geçti. Ben de dedim ki yani unutabilmesi insanın ve geleceğini bilmemesi. Evet. O parladı ama yani. Bunlar bence insanın yaşamındaki en önemli iki şey. Yani bir unutmak, iki yarına dair ne yaşayacağımızı bilmiyor olmak. Biraz buradan da çıktığımız bir yerde. Az önce önemli bir şey söyledin. Bu bir öğretidir aynı zamanda. Yani bir gününün hep aynı yoldan gitmekle ilgili söylediğin şey üzerine söylüyorum Önder. Bir gününün diğerine benzemesi ve bunun böyle olduğu takdirde zamanının işte bir ziyanda geçiyor olması öğretisi. Yani her gün aynı şeyi yaşıyorsan eğer, kendine yeni bir şey katmıyorsan, mesleğinle ilgili veya başka bir şeyle de ilgili olabilir, o artık senin zaman kaybı içerisinde olduğunu gösteren ve seni tüketen bir şeye dönüşüyor. Bu çok iyi bildiğimiz bir şey veya böyle biliyoruz ama hepimiz aynı şeyleri yapıyoruz her gün gibi. Bir de böyle bir tarafı var. Bir mesela yani yeni ve güzel işler yapmadan önce mutlaka böyle bir iki sene aşırı rutin, aynı şeyleri yaptığım bir dönemim oluyor. Ve gerçekten o sırada böyle ne yapacağım ben gibi bir şey de düşünmüyorum. Hiçbir şey düşünmediğim dönemden sonra çok çalıştığım ve yeni fikirler bulduğum bir dönem oluyor mesela. O dinlenme bazen işe de yarayabilir. O yüzden böyle öğretilere bir şey oluyorum ben. Yani her gün rutin mi olmalıyız, her gün yeni bir şey mi denemeliyiz, her gün kendime bir şey mi katmalıyım, telaşı da beni biraz telaşlandıran bir şey. Yani bazen insan her gün aşırı şey öğrenir yani. Her gün bir şey daha, bugün de bir şey kattım. Bugün de, mesela şu an atıyorum öyle bir dönemdeyim. İki sene önce böyle şeydim ben. Biraz böyle ya durayım ya dedim mesela. Şu an ürettiğin bir dönem demişsin. Şu an ürettiğim, çalıştığım, zevk aldığım bundan. Mesela atıyorum 3 sene önce çok zevk almıyordum yaptığımda. Zevk almayınca da keyif vermeyince de daha durduğum ve aynı şeyde uyandığım, bilmem ne yaptım falan, daha rutine bağlamıştım hayatımı. O durmanın bana çok iyi geldiğini şimdi anlıyorum ama mesela. O sıra yorsaydım sanki şu an... Bu arada işten de biraz bahsedebiliriz herhalde. Mesela çok keyif alarak hangi işi yapıyorsun? Vallahi en keyif alarak yaptığın hangisi? Ya şu an benim açımdan, ya o işlerim açısından hakikaten en keyifli dönemlerimden biri. Çünkü ya eşimle stand-up gösterisi yapıyoruz ve Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. İşte Ekim'de bir başlıyor. Berfu'yla çift terapisi, oyunumuzun adı da. Yani terapinin nedeni de biz karı koca dertlerimizi ve eğlenceli anlarımızı anlatıyoruz. İnsanlar da terapi niyetine geliyor gerçekten de ve acayip güzel bir kitlesi var. İki senedir de oynuyoruz zaten. Genç arkadaşlar işte tiyatro ekibimize itiraf yapıyoruz. Yani o da hem tiyatroda yapıyoruz hem YouTube'da yapıyoruz. Çok ve keyifli. İnsanlar itiraflarını yapıyor. Canlı doğaçlama canlandırıyoruz. O da acayip keyifli. Bir de linç çift terapisinde orada hep kendilerinden bir şey buldukları için mi o çok çekici hale geldi? Ya valla herkes aynı şey mi yaşıyor? Biraz karı koca komedisi ve şimdi Berfu benim beklediğimden çok yetenekli çıktı şimdi. Onu iyi bir cümle mi bilemedim. Bunu sonra unutmak istiyor olabilirim. Samimi bir cümle. Yani Berfu'nun ben hani belagatın iyi olduğunu biliyordum. Hani ışığının çok iyi olduğunu biliyordum. Birlikte YouTube çekiyorduk ama sahnede ışığı parlamak hakikaten başka bir şeydir. Hocam da bilir yani. Böyle sahnede konuştukça ya büyürsün ya da küçülürsün gibi bir şey var. Yani bir de ben hani çok sahneye çıktığım için ben böyle tecrübeli falan ayağı yapıyordum başta. Bir baktım yanımda böyle ya parlayan bir kadın var. Gerçekten beklerim hocam. En kısımda oyun var. Vallahi çok yanımda güzel. Parlayan bir kadın var. O yüzden böyle yani orada acayip bir denge oluştu aramızda ve hikayelerimizin samimiyeti %100 olduğu için seyirciye bu geçti. Bu hikayenin yanına bir de aslında biz işte televizyonun önünde usta çırak ilişkisiyle büyüdüğümüz için şimdi bizim ekiple bu işleri yapıyor olmak, yani YouTube kanalında böyle tiyatro işleri, şey işleri yapıyor olmak biraz bana şey hissettiriyor. Kalfa olmuşum hissi verdi. O yüzden çok seviyorum bu dönemi. Evet, öğrendim bir şeyler, aldım. Evet. Şimdi dönüştürüp ben de aktarabiliyorum ve bir ekip yarattık orada. İtiraf etti, o yüzden çok seviyorum. En iyisi hangisi? Linç mi? İtiraf etme? Çift terapisi mi? Hepsi. Yani dediğim gibi hepsi ayrı bir yani duyguma hitap ediyor. Yok, ben şu an çift terapisiyle herhangi bir şeyi kıyaslayamam. Karım var orada. Lütfen sorularımızı bildiğimiz cevapları söylemeyelim. Çift terapisi. En sevdiğim bu. Biricik karım harikayı. Onun olmak çok zevkli. Ama bunlar dediğim hepsi ayrı bir duyguma hitap ediyor. Linç nereden çıktı? Sen bir şey soracaksın, özür dilerim. Tamer Hoca sen sor ama yani. Linç nereden çıktığı sorayım sonra hemen. Orada Mehmet Akif Ersoy da konuk oldu linçe. Evet, linç kaç haftaya yayınlanacakmış hafta, öğrendim. Bana iyi davrandı ama eser.
Ama niye kötü davransın ki? Kötü. Ben ama linçin aslında linçet programını yapma nedenim benim. İnsanların sosyal medyadaki yorumlarını unutmak istediğimiz şeyleri önümüze çıkıyor. Unutmak istediğim şey olabilir. Unutmak istediğim şey olabilir. istediği aslında a priori diyor. Evet, onu bir ortaya çıkarıp aslında o yorumları, bakın siz bu yorumları yazıyorsunuz. Bu insanların hissettiği duygu bu. Hı-hı. O gelen konuk da onu söylediğinde aslında ağır yorumları değil, bizim için fikir açıcı, güzel, hani muhabbetimizi besleyecek yorumları alıyoruz bizden. Çok çok keyifliydi hakikaten. Yok, bizim benim için de öyle. İlk güzel, defa, çok hani, keyifli bir iş olmuş. Benim için yani senin orada olman çok anlamlıydı. Hem de her şeyi konuştuk gerçekten de çok güzeldi yani. Ay, işte şey. Böyle yaratıcı ve keyifli bir iş olmuş. Tamer hocam eserin dediği yani hani birkaç yıl duruyorum bazen. Sonrasında yeni güzel işler hep çıkıyor ama öncesinde birkaç yıllık durgunluk oluyor ve mecbur muyum her gün yeni bir şey öğrenmeye ya da yeni bir şey yapmaya? Hikayesi de sizin hayatınızda da aslında bazen durduğunuz dönemler var. Eser onu diyor ama esasında bence durmuyor. O durma değil. O neydi hani televizyon durdurma şeyi? Kumanda. Mute ya. Mute. Yani esasında öğrendiği şeyi, yani yaşadığı, deneyimlediği şeyi tekrarlıyor. Ama tekrarlarken o her seferinde izleyiciyle olan ilişki, mesela demin söyledi, gülmedi diyorsun. Gülmedi ve bu seni çok şey yaptı değil mi? Üzdü. Tabii. Ama o üzme yararlı bir şeye dönüştü. Tabii. Yani üzme bu işi terk etmeye dönüşmedi değil mi? Tabii. Kendini geliştirmeye. Yani birçok insanda böyle bir üzülme, ha ben bu işi yapamıyorum, bırakacağım anlamına gelir. Yani ya da evet, vazgeçmek. Aslında pek doğru. Ders oluyor yani, ders oluyor. Diyor ki acaba ben burada ne yaptım? Ne olmadı? Ama mesela o süreç içerisinde belki mute ya da stand by alıyorsun kendini. Stand by'da bildiklerini tekrarlıyorsun ve esasında beyin gene seni araştırmacılığa ve deneyimciliğe yöneltiyor. Ama yapmıyormuşsun zannediyorsun. Doğru. Halbuki o sırada sürekli stok yapıyorsun. Doluyor, doluyor, doluyor. Mesela 4 yıl sonra birdenbire tak yeniden bu devreye girmeye başlıyor. Ben bunları ne zaman düşündüm diyorsun. 4 yıl sonra bir sürü şeyler ortaya çıkıyor. Ya ben bunu düşünmüş müydüm diyeceksin belki hatta. Sindirmeyi de çalışıyor topluyoruz, bazen. Topluyoruz hem de demliyoruz. Evet, sindirmeyi de demliyoruz. Birazcık da günümüz şeyinin kültürünün basıncı tabii, ya. Bir yani de değişen mesela her sene farklı aktif, bir şey mobil. De oluyor. O da oradan oraya geçişler yapıyor insan beyni. Şimdi... Biz bazen mesela bakıyorum ortalamada çok böyle durum olmadık bir şey geldi aklıma. Konservatuvardan mezun olduktan sonra işte Shakespeare oyunlarını konservatuvarda da okurken onları günümüzde nasıl anlaşılır diye. Shakespeare'in de en önemli yanı budur ya. Hmm. Yani her çağda anlaşılan oyunlarda ama yorumlamasına bağlı yönetmenin. Fakat bizde şöyle bir şey olduğunu görüyorum. Mesela... bazıları şöyle yaptı işte Shakespeare'i çağdaş yorumlamak için oyuncuya sigara içiriyor sahnede. Şimdi bu değil. Sağlığa zararlı. Ya da işte bilmem evet, sağlığa zararlı. Bu ne anlama geliyor Shakespeare'in bunu demesi ve bugünkü karşılığı ne olabilir yorumu? Fakat bunu yaptığın zaman da mesela bakıyorsun işte Batı özlemi falan diyerek birisi kalkıyor diyor ki efendim Shakespeare'i Shakespeare gibi oynamak lazım. Kardeşim Shakespeare'i Shakespeare gibi nasıl oynayacaksın? Evet. O zaman 15. yüzyıla geri mi döneceğiz? Şimdi hala böyle bir eğilim var. Mesela bizim içinde bulunduğumuz milenyumun ne olduğunu fark etmeyip hala o mesela Shakespeare çağında yaşıyormuş gibi. Ya burada gibi. Çok değerli bir şey söylediniz. Hı. Shakespeare'i Shakespeare gibi yorumlayacaksın diyen işte bilir kişiler ya da üstadlar var ya. Hı. Shakespeare'i Shakespeare gibi yorumlamanın sadece kulaktan kulağa ve kuşaktan kuşağa bilgi olarak kitaptan kitaba aktarıldığı bir dönemin çocukları. Evet. Bunu böyle yorumlayacaksın gibi bir ahkamı artık kesebileceğimiz bir yüzyılda yaşamıyoruz. Bir de Aslıcığım çünkü bunu bir İngilizce söylesen kahkahalarla güler yani. Böyle bir nasıl şey gerçek nasıl Shakespeare gibi yorulacaksın? Bir de zaten... Ama biz bunu söyleyebiliyoruz hala. Değil mi? İşin enteresan tarafı o. Ve bunu müthiş bir etik, müthiş bir tutarlılık falan gibi söylüyoruz. Yani... İşte bu hatırlama olmuyor bu aktarılan bilgi. Bu sadece aslında o hatırlananın üzerine bir yorum katarak... Kendinden bir şeylerle onu geliştirme oluyor. Böyle yorumlayacaksın demek. Her yüzyılın kendine göre bir bilinç mertebesi var. Tabii. Yani o dönemde öyleydi. Bu dönemde kendimize göre yorumluyoruz. Tabii. Peki ben kendi çok kıl olduğum bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlar? Nedir? Şu sosyal medyada çok coşuyoruz ya. Hani bir şey oluyor, unutmayacağız, unutturmayacağız. Niye babacığım ya bir ay sonra unutuyorsun sen onu? Nasıl bir büyük laftır bu? Evet, bu çok büyük bir cümle ve her şeyde yapabiliyoruz bunu. Evet. Yani asla unutmayacağız dediğimiz... Şimdi bak, yorumlamadığımız için oluyor bu. Şimdi biz
Yorum, bazı kavramları dilde kullanıyoruz ama beyinde kullanmıyoruz. Mesela dram bizim için acıklı demek değil mi? Hayır, dram durum demek. Mesela tiyatronun kökü durumdur. Yani eş, anlık olan. Tabii ya, anlık ya da daha önce de yaşanmış olsa bir durumu alıp sahneye koyuyorsun ve orada onu öyle bir oynuyorsun ki izleyici onu kendinde sorguluyor. Değil mi? Yani karı koca programı yaparken de seçtiğiniz şeyler herkesin anlayabileceği şeyler değil mi? Durum tabii olarak. Durum. Ama mesela, zaten o yüzden de ilgi görüyor. Tabii kendinden bir şey gördüğü için. Çünkü durumumuz bizim de zamanında aslında kavga ettiğimiz şeyler. Gerçekten de kavga ettiğimiz. O yüzden bak, yaşanmış hikayeler tabii yani, değil biz mi? Kavga etmişiz, yani, sindirmişiz, sonra anlatabilecek hale gelmişiz. Muhteşem bir şey işte. Bak bunu konuşmamız lazım. Hatıranın tanımı oldu. Biz bunu basit, ya yani kötü bir şey zannediyoruz. İlla kurgusal olacak filan zannediyoruz. Hayır. Mesela bugün bence bizim tiyatromuzun ya da sinemamızın ya da dizilerimizin yaşanmış hikayelere çok ihtiyacı var. Çünkü yaşanmış hikayeler üzerine çekilen sinema filmleri hep daha fazla ilgi çeker. Yani benim mesela hep daha fazla ilgi çekmiştir. Bu gerçek bir hikayeden esinlenerek yapılmıştır diye başında yazdığı anda direkt böyle insan merak hemen ediyor. Hemen ne bu hikaye, kendinden ne bulacağım? Tabii. Ya da biyografilerin çok satması gibi. İlham ha, biyografiler değil. Aslında insan kendini arıyor. Onları örnek arıyor. Tabii, kendini keşfetmeye çalışıyor ya, değil mi? Ya o şey nöropsikolojik bir gerçek de. Evet. Onları öğrenmek de daha kolay, hatırlamak da. Tabii. Tanıdık olan, aşina olanın kolaylaştırıcı bir kısmı. Çünkü biz bilgi falan dediğimiz zaman hep akademik olmak gerekiyormuş gibi geliyor değil mi? Hatta o zaman herkes de akademisyen olamayacağına göre... O zaman toplum bilgisiz olmayı kabul edecektir filan gibi bir duruma düşüyor. Hayır, öyle bir şey yok. Bilgi, geçen yani bir hanım var, bir 10 sene önce filan konuşmuş. İşte şey, Orta Anadolu'lu, aksanlı da konuşuyor. Başı da böyle bağlı, şöyle. Kültürü istiyorsan sokakta her tarafına bak, kültür. Bilgiyi istiyorsan her tarafa bak, bilgi diyor. Yani algılamayla ilgili olduğunu söylüyor. Ama biz bu algılamanın değerini mesela eğitim öğretim sistemimizde vermiyoruz. Vermediğimiz için de boş ver diyor. Ya da düşün düşün nokta noktadır işin diyor filan yani. Değil mi? Düşünme diyor. Düşünmesin. Bilgiyi dışarıdan almak kıymetli bir şey tabii ama bilgiyi üretme becerisi de yani başka bir şey. Şimdi Aristo, Platon vesaire antik dönem filozofları tabii, kitap okuyup ama herkesin Aristo okuma şansı yani, yok mesela. Düşünerek, derinleşerek tabii, bilgiye ulaşıyorlardı tabii, bu şekilde. Bilginin ama yolları bir şey söyleyeyim var. Mesela Aristo okumayıp çevreden bilgi toplayıp kendi düşünce sisteminde onu sorgulayan birisine sen Aristo'yu söylediğin zaman anlıyor. Evet. Değil mi? Belki tabii Aristo olarak bilmiyor ama bilgiyi anlıyor. Belki Aristo olarak bilmiyor ama Aristo'nun teorisinden bahsettiği zaman evet diyor. Doğru. İnsan aklı en büyük bilgi kaynaklarından biri. Ya da düşündüğü bir şeyi söylediğinde kendi bulduğunu zannettiği bir şey bu çok yaşanır. Daha önce mutlaka onu birisi yazmış veya söylemiştir. O an ne kötüdür. Biri sana bunu yüzüne söyler ya. O şu kitapta var der mesela. Onu evet, dipnotlar falan. Falanca söylemiş onu der. Şey. Kendin buldun yani, zanneder. Ben öyle bir dönem yaşadım ya. Yani bizim öğrencilik dönemimizde sen de belki biraz bunları... Mesela bir kitap okumuşuzdur. O kitabın diyor ki bir arkadaş diyor ki 160. sayfadaki bilmem ikinci paragrafta şu diyor. Öyle mi? 182. sayfada da şunu söylüyor. Ne oluyor? Kesinlikle öyle. O ya. Kadar yaptığımız dönemde o çok havalıymış. O çok havalı bir şey yani. Çok havalı. Hatırlıyor ama biraz da ezbercilik var orada. Yani onları biz müthiş yani kendi kuşağımızda müthiş bir sorumlulukla okuyup ezberlemişiz. Eski banka defterleri vardı ya böyle yani. Onlar birikir evde bir işe. Biz onları şey yapıyorduk. Kitabın notunu tutmak için kullanıyorduk. Evet. Onu ezberliyorsun. Şimdi o ezberlenmiş bilgiyi hayatta nasıl kullanacaksın? Ortamlarda satan arkadaşlarımız da var hocam. Evet. Yoksa orada söyleneni hayatımıza uygulamaya kalksak başka bir kesim de bize deli muamelesi yapabilir yani. Bunlar ne diyor ya? Ne konuşuyor bu? Var yani o mesela o bilgileri
ezberleyerek, o şiirleri ezberleyerek ortamlarda da satan, yıllarca 90'lar bunun ekmeğini yiyerek geçmedi mi sizin meslektaşlarınız tarafından? Şimdi kabul edelim yani bunu. Kendi kandırmak olmuyor. Meslektaşlarımızı hep hemen harcamayalım ama. Bazı meslektaşlar açısından. Mesela şimdi biraz da mesela şey de vardı. Eskiden sahneye çıkmak abartılı bir şey yapmak. Ne kadar abartılı yaparsan seyirci o kadar bonus veriyormuşsun. Değil mi? Aslı harikasın sen yahu Allah Allah filan dediğin zaman adama bak ne kadar güzel oynuyor. Şimdi rahatsız edici. Şimdi rahatsız edici. Değil mi? Hatta evet. Şeyde büyük oynama diyorlar. Evet. Dizilerde evet. Falan. Tiyatrocular. Bir de oynama yalnız büyük oynama da yanlışmış. Bu sefer de o bak şimdi ekstreme gidiyor. Ya büyük oynuyor ya da hiç oynamıyor. Tabii. Ve genelde tiyatrocular büyük oynarlar. Ha, büyük oynamayı bonus zannediyor. Yani diyor ki bak ne kadar güzel oynuyorum. Şimdi bu farkındasızlık. Değil mi? Değil mi? Farkındalıktan. Ama o da değil mi? O da geçti. O da bir dönemdi. Öyle biliniyordu. Onun geçişinde şöyle oldu. Ya ben çocukluğu Ankara'da geçen biriyim ve devlet tiyatrolarına giderdik her hani hafta sonu cuma devlet geceleri. Devlet tiyatroda çok böyle büyük oynama hadisesi yoktu. Bazı oyunlar büyük oynanıyordu. Ama o da bir dönemdi. Evet. Yani biraz abiler ablalar bizim o zaman evet. Belki onu yapıyordu ama bizim kuşak mesela yapmamaya çalışıyordu. Sizin kuşak değil, sizden önceki kuşaklar. Ha, bizden önceki kuşak yok. Ben mesela bir gün konservatuvarda öğrenciyim ve plajda, yazın plajda uzanmışız arkadaşlar filan. Film çekiyorlar orada. İki tane Yeşilçam oyuncusu denizden bacaklarını şöyle yaparak koşarak çıkmaları lazım. Çok artistik bir çıkış o biliyorsunuz böyle. Havalı çıkmak yani. Değil mi? Artist havalı koşar. Düz koşmaz. Yani düz koşarsa sıçata o, sıçata yani. Böyle. Sular böyle şey bacaklar falan böyle sallar falan böyle. Falan. Şimdi yönetmen elinde de megafon var. Bağırıyor ve küfrediyor. Hani Cem Yılmaz'ın bir dizisi var ya küfrediliyorlar. Ve herkes dedi ki ne kadar çok küfrediliyor. Yani bu küfür dizisi olmuş. Ha küfür ediliyordu. Koş bilmem ne çocuğu falan diyor mesela. Koş kız bilmem kim diyor. Oynama diyor oynama. Hı-hı. Oynama dediği zaman ne anlıyor acaba? Yani, bir şey anlamıyor aynı dil değil. Ben mesela oyna demek istiyorum. Oyna kardeşim sahnedesin oyna. Göreyim ne oynuyorsun değil doğru. Mi? Yanlış anlaşılabiliyor. Oynama buyur Aslı. Lütfen. Sen şimdi bu dijital evet. Dünyada iş yapıyorsunuz ve çok sıklıkla her gün bir evet. Şeyler... Orada paylaşıyorsunuz ve sürekli üretmek zorundasınız ve bunların tamamı bizim de suya yazı yazmak gibi yaptığımız iş aslında televizyonda da bir yerde. Benzer şeyler aslında. Ama. Benzer şeyler ama sizin o tarafta daha kısa, daha evet. Hızlı olmak zorunda. Hızlı tüketim var. Hızlı tüketim var. Kalıcı bir şey var mı? Yani bir söz dinliyorsun mesela. Ben bazen çok etkileniyorum, bir şey görüyorum sosyal medyada. Hı hı. Gerçekten çok kaliteli bir söz ya da çok kaliteli bir işte cümle ya da bir içerik. Ya çok iyiymiş diyorum ama unutuyorum. Evet. Kitapta öyle değildi. İşte kitap okuduğumuzda öyle değildi. Ya ben bunu çabasını hani çok mikro bir içerik üreticisiyken tamamıyla yani 20 bin 30 bin takipçiyken tamamıyla keyfi yapan bir insandım. Yani kendi rutinlerini yaşayan. Hani 6 yıl önceki evle şu anki evim hani içerik üretmeden önceki olan evimde şu an hala yaşıyorum ve tamamen anlık gelişen şeyler oldu. Ve bu noktada tabii ki de hani bazen insan o hızlı tüketimin içerisine girdiğinde soru işaretleri yaşayabiliyor. Yani ben ne yapıyorum? İlk başta ben ne yapıyorum dedim. Takipçi yani. Sayın arttığında üretme şeklin değişti yani mi? Yani şöyle. Yani doğallığını kaybettin mi? Daha çok hayır. Hesap kitap yapmaya başladın yani mı? Yani tabii ki de profesyonel bir hesaba dönüyor. Çünkü arka planda sizden sorumlu olan bir menajeriniz ve ajansınız oluyor. Markalar ister istemez sizin etkileşimlerinizi ve sizin ürettiğiniz içeriklerin hani özellikle ev yaşam kategorisi bu konuda reklam açısından en kapsamlı alan aslında. Benimki hani temizlik gibi gözükse de aslında rutinler, verdiğim çok farklı kazanlarla yaptığım yemek tarifleri falan hani böyle tamamen aslında önderi yansıtmaya çalıştım. Yani ben oradaki amacım yoktu. Yola çıkarken
100 bin takipçiyi bir haftada elde etmiştim. 20 binden 100 bine çıkarken. Böyle arkadaşlarımla 10 saatlik bir Güney Afrika'ya... Ama içten bir şey ya demek bir yani izlemedim aynen. Ama şunu anlıyorum konuşmandan. Evet. İçtenlikle yapıyorsunuz. Yani. Evet yani. Tamer Bey. Bir kurgusal bir şeyden değil, ziyade evet. Yani Reels'lar çıktığı kendini zamanlarda... Kendini yansıtıyorsun bir anda. Reels'lar çıktığı evet, zamanlarda ben... Hani... Ama bu da farkındalık. Evet. Değil mi? Bu da farkındalık değil mi? Olabilir. Yani kendini farkındalık. Hiçbir zaman şey yapmadım. Ben içerik üreteceğim ve içerik hani hayatımı içerik üretmek için kurmadım. İçinde bulunduğum hayatımı içerik üretmeye uygun bir hayatım vardı aslında. Bundan 15 yıl önce, yani şu an 33 yaşındayım, 18-19 yaşlarında ilk yurt dışına çıktığım dönemlerde gittiğim ülkelerin işte böyle bloglarını yazıyordum. O dönemlerde bu bana yorucu gelmeye başladı. Çünkü ben seyahate tatil yapmak için çıkıyordum. Onun için o hesabımı kapamıştım tamamen. Sonrasında aradan yıllar geçti. 29-30 yaşına geldim. Bir anda Reels gelince dedim ki ya hani ben seviyorum. Yani dekorasyon danışmanlık hizmeti de veriyorum zaten. Designer'ım da aynı zamanda. O dönemde yaptığım işte ev tasarımları, kendi evim, köy evim, işte arkadaşlarıma yaptığım işler falan derken bir anda video yani videolar tutmaya başladı işte. 50 binsiniz ama bir video 5 milyon izleniyor falan. Bir anda hızlanmaya başladı bu iş. Yani 6 ay içerisinde 500.000'a çıktı. 1 yıl içerisinde 1 milyon oldu. Dedim ki tamam Önder. Yani benim amacım şuymuş. Yani adım Önder. Hani bir şeyi influence eden. Aslında lider gibi demeyeyim ama. Hani bir şeyler önderlik etmeyi aslında çok seviyorum. Yani kendi rutin yaşamını. Kendine anlamlar da yükledin yani. Çok güzel. Tabii ki. O tarz anlamlar da yükledin. Başka anlamları da var ama. Şimdi Önder anneciği rahatsızlanınca. Evet. Temiz hava alması gerektiği için aynen. Annesinin Mersin'e taşınıyorlar. O zaman hani hiç... Annesini evet. Kaybetti ama evet. Mersin'de evet. Devam ediyor. Evet. Yani şöyle oldu. Mersin'den yarım saat 40 dakikalık uzaklıkta bir köy vardı. O köyde hep böyle bir evim olmasını çok istiyordum. Annem de o dönemde 2016-2017 yıllarında hani işte adını almak istemiyorum. Yani kötü bir hastalığa yakalanınca hani doktor olabildiğince rakımı yüksek yere çıkartın dedi. Öyle olunca da ben şehre yakın, hastaneye yakın ama en güzel kendi köyümü keşfettim. Ve orada da hani böyle çok keyifli anlar da yaşadık. Çok yaşatamadım ama onu şu an yaşatmaya çalışıyorum. Bazen unutmak mı, hatırlamak mı diyorsun ya. Evet. Yani köyde 3 gün önce gidip mesela biber salçası yaptım. İşte, o evi de kullanıyorsun değil mi? Evet, 3 gün önce oradaydım. Ve oraya gittiğimde onu yaptığımda bunu hatırlamak... Yani bazı insanlar güzel anıları hatırlamamak için unutur ya. Ben güzel anıları hatırlamak için unutmamaya özen gösteriyorum. Ben burada tam önemli bir noktanın altını evet, çizmek tam istiyorum. Da sana soracaktım yine. Hatırlama biçimleri dediğimiz şey var ya yani hatırlama var, hatırlama var. Bu beni çünkü, mutlu ediyor yani. Çünkü bu kaybı, bu işte yaşadığınız bu acıyı çok daha başka türlü hatırlayabilirdiniz ya. Belki evet. işte tekrar tekrar olumsuzlayarak işte tekrar tekrar o acının içinde kalarak ama siz dönüştürerek bir şey üreterek, yani evrerek, bir çevirerek şey hatırlıyorsunuz. Aslında gitmiyor, İki yani. Hatırlama birbirine eşit değil yani. Evet. O yüzden nasıl hatırlayacağımız da çok kesinlikle. Önemli. Öyle yani, mi? Değil. O şey, psikologlar ben... bazen şey der, geriye bakma, efendim aynaya bakma, eskiyi hatırlama. Niye hatırlamayayım? Onu hangi psikologlar bilmiyor. Eserin hayatına çalışırken kendim de ben de mesela küçükken annemi kaybettiğimde babam üzülmesin, dedem üzülmesin, işte evdekiler üzülmesin diye kimsenin yanında ağlamadım. Kimse benim büyürken ağladığımı görmedi. Hatta bir gün bana babaannem sen annenin ölümüne bile üzülmedi diye kafama terlik fırlatmıştı. O dönem öyle de terlik fırlatırlardı. Güdümlü. Hiç değişmedi hala. Ayakkabı fırlatamına yazacağım. Sana çalışırken onu düşündüm. Şimdi... Gerçekten olumlu bir ev var. İyilikler üzerine, tatlılıklar üzerine, güzel bakış açısı üzerine büyüyen bir çocuk var. O noktada bunu çok merak ederek soruyorum seninle ilgili. Acını yaşamadın mı yoksa yaşadın mı? Yani şimdi bir ailede baba ölümü tabii çok erken bir yaşta bir travmatik bir hal alıyor. Bu hali nasıl yönettiğin çok önemli. Orada... annemin yönetim şekli, ablalarımın olay yönetim şekli şanslıydık ki hep pozitif oldu. Yani daha kenetlendik, daha güzel bir aile olduk, birbirimizi hep iyi etkiledik falan. Dolayısıyla bana da biraz evin erkeği rolü düştü. Yani hani genç yaşta evin erkeği olursan da hani bilmiyorum kişiliğimden mi öyleydi, belki de öyle olacaktı ama hani benim ağlamak, isyan etmek ya da işte daha çocuksu isteklerde bulunmak, çok şımarmak gibi duygular hatırlamıyorum kendi çocukluğumda. Şimdi
O, bunlarla da tabii şimdi kendi çocuğum olduğunda yüzleşiyorum yani. Aa bir dakika böyle bir şeyler yapıyor böyle bir şey çocuklar. Böyle bir şey mi var? Bazen diyorum ya bu neyse ben çocukken böyle değildim falan. Kendini kıyaslamaya çalışıyorsun, o yanlış bir şey tabii yani şu an. Ama nasıl bir çocukluk, yani benim çocukluğum nasıl olduğunu kendi çocuğumu görünce anlıyorsun. Yani dolayısıyla benim açımdan düşünümde çok travmatik bir hal almadı büyüme şeklim. Çünkü yine sevgi dolu büyüdük. Hani hatırladığım her şey güzel çocukluğuma dair. Ama tabii çok keskin, sert bir olayla başlıyor o hikaye. Ama işte dediğimiz gibi bunu unutmak, hatırlamak dedikten sonra da yani ben 6 yaşından itibaren olgunlaşmış bir adam gibi hissettiğim için kendimi. Yani o yüzden kalabalıklar içinde böyle çok hani güvensiz hissetmem. Yani nereye koysanız orada kendi ayaklar üstünde dururum. Bir hani dayanağa hiçbir zaman ihtiyacım olmaz gibi de. Evet. Hayatta seni böyle çelik gibi yapan bir avantajın oluyor. Ama herkese de aynı şey olmazdı. Onu dedim ben de işte. Yani orada buradan sonra bu travmayı yaşayıp çok daha kötü yollara ya da mutsuzluklara doğru giden insanlar da olabiliyor. Burada benim avantajım işte anne ve abla oldu. Yani orası... Onlar yani kriz anlarını iyi yönetmişler. Demek ki sana da etkilemiş bu ya. Özgüvenin açısından. O işte büyük bir şans yani. 2 yıl olmadı annemi kaybedeli. O dönemde de hani sosyal medyada yine işte o zaman 1 milyon gibi bir takipçi oranım vardı. Çok havalısın. ve şeydi o zaman. Gerçekti hani... mi hepsi? Evet yani. 3 gün önceki bir videom aldım. Sen de gerçekten ya da aslında gerçek olmayan şeyler. Gerçek. Yorum sayısına göre bakıyorsun abi. Aslında şöyle bir şey de var. Gerçi yorumu bile yazdırıyorlar ya. Marka mesela demografik istatistikleri istiyor. Orada her şey ortaya çıkıyor. Atıyorum son 30 günde diyor ki 150 milyon kişiye ulaşmışsın diyor mesela en son menajerim atmış bir markaya. Hani böyle istatistikleri de olmasa göremiyorsunuz. Orası evet. Sıfır gibi gözüküyor. Öyle. Onun psikolojisi nedir onu da söyleyin. Yani bir dakika anneni söylüyordun. Unutmak mı hatırlamak mı? Orada yani annemin o mutluluğunu görmek yani ben orada bir şey başardım. Başarmaya çalıştım. Yani aslında öyle bir amacım yoktu ama gaye oraya doğru giderken annemin ne bileyim kemoterapi alırken orada girip yorumları okuması işte ne bileyim benim hakkımda yani linç edenler de vardı. Ama bir o kadar %90 belki böyle güzel yorumları okuyup onunla mutlu olan bir şey de var. Yani sosyal medyanın buradaki bence gücü doğru kullanım diyoruz ama farkında olmadan insanlar bizleri ya da içerik üretenleri ya da herhangi birini yani çok kırıyorlar. Biraz çığırından çıkmış bir yer. Çığırından çıkmış vaziyette idi. Ya biraz ben... sen biraz olumsuz yanındasın sosyal medyanın evet. Gibi mi abi? Öyle mi hissediyor? Olumsuz mi? Yanında değilim de yani sosyal medyada artık olumluları geçti olumsuzluklar gibi hissediyorum ben. Yorumlar için öyle ama ben hani içerik... Senin linç etten sonra bu hissin daha da kuvvetlendi eser. İçerik üreticileri açısından ben çok acayip bir dönem olduğunu düşünüyorum. Yani eskiden kesinlikle. Böyle 10 tane star vardı Yeşilçam'da diyelim. Bütün ülke onlara aşıktı. Şimdi herkes kendi hayatının starı oldu ve herkesin hayatı biricik oldu. Yani onun hikayesini takip ediyor olmak... Bence doğru kullanımda o. Yani annesinin yaşadığı şey acısını, değil. Onun gittiği çiftliği. İnsanlar aslında içerik üreticisi ne üretsin, ne üretsin diyor. Aslında hayatıyla ilgili, yani bizim görmediğimiz, bilmediğimiz kendiyle ilgili biricik şeyleri paylaşan adamlar büyüyor. Bu hikayede olduğu gibi. Ve kimseye ihtiyaç duymadan, planlanmadan ve... ya da biriyle bir şey geliştirmeye gerek duymadan. Sonra biraz işte, takipçi artınca o profesyonel olarak mecburen diyelim bir yeri sildiyse, o tuttuysa yine silerek yapmak zorunda kalıyor. Ama yani yine onları tekrar yapmak zorunda kalıyor. Orada onu kalıcı yapacak olan şey aslında o biricik içeriklerini devam edebilmesi. Bunun evet, için de sürekli. Hayatını sürekli yenilemesi gerekiyor. Yani kendi özel hayatını diyor ki mesela dur ya ben bir Paris'e gideyim de orada bir şeyler öğreneyim onu da çekeyim diyor. Dolayısıyla insanları ben i̇şte hani ben geliştiren de değişik bir şey siz var. Siz sosyal medyanın çok gerçek bir yerinde olabilirsiniz. Yani mesela seni seven, sana kızan ya da seni takip eden insanların ortak bir duygusu var. Seni beğendiği için, komik bulduğu için, eğlenceli bulduğu için vesaire ve orada sana işte orada kümeleniyor bu. Bizim belki farkımız veya bizim böyle hissetmiyor oluşumuzun sebebi bizim alanımızın çok manipülatif olması ile ilgili. Çok kesinlikle öyle. Yani bizde mesela anket yapıyorsun diyelim işte X'te diyorsun ki ya şu mu güzel bu mu güzel veya şu siyasetçi mi bu siyasetçi mi? O siyasetçinin bütün hesapları işte bir anda o ankete
onu manipüle etmeye dönük hedefleri ya da işte herhangi bir görüş paylaştığında futbolda da galiba ciddi konularda sosyal medya artık çok tadı tuzu kaçmış bir yer. Açıkçası ben belki de bu daha doğrusu olabilir. Ben de psikolog yani olarak biraz size yakın bir taraftan bakıyorum. Yani tabii ki hani bıçağı hem ameliyat için kullanırsınız hem yaralamak için kullanırsınız. Hani bıçağın işleviyle ilgili bir şey konuşuyoruz ama şimdi yeni bir norm yaratıyor ya o sosyal araçlar. Yani araçlar kullananları şekillendirir ve o araçları çok sık kullanıyoruz. Yeni bir norm dediğim nedir mesela? Kendimi eskiden hani dürüstlük, bazı toplumsal değerler yani dürüst insandır, şöyle insandır falan, mert insandır her neyse. Bunlar bizim sosyal statümüz için daha ön plandaki değerlerken hani orada böyle ayağımızın altındaki zemin kayıyor gibi geliyor bana. Yani daha görünür olmak, yani daha fazla etkileşim almak. Mesela etkileşim çok belirleyici bir şey ve etkileşimin kötü tarafı şu. Kaliteli içerikle de etkileşim alabilirsiniz, sansasyonla da etkileşim alabilirsiniz. Ama etkileşim üst, yani şemsiyenin üstündeki değer olduğu zaman diğerleri araç olmaya başlıyor. Ve ben herkesin mesela klinikte gördüğüm şeylerden de esinlenerek söylüyorum. Kendi kendinin performans nesnesi gibi davranıyor. Yani hep kafada bir seyirci var ve o üretme baskısı, o sahneleme baskısı, yani o hep yeni içeriklerle gözükme ve diğerleriyle kendini kıyaslama hali bence insanların yetersizlik, başarısızlık meselelerini yani acayip tetikliyor. Bunları aşmak için de yani gerekiyorsa terapiden destek de alınmalı. Hı hı. Yani ben kendime yetemiyorsam, kendim bunları çözümleyemiyorsam, belli bir planlama sürecim yoksa sıkıntı yaşayabilirim. O kadar psikoloğumuz yok bence. ya mesela arka yani planda hani arka planda işte kreatif ekibimiz, strateji ekibimiz, ne bileyim yani arka planda çalışan 20-30'a yakın çalışanımız var ajansta ve onların bize sunduğu benim ortaya attığım bir fikir bir anda beyin fırtınası ya bambaşka boyutlara geçebiliyor. Ama hani burada kolektif bir çalışma özümü, yani ben aslında aynı önderim. Ve bunu gerçekleştirirken o önderi kaybetmemeliyim. Yani ben köyüme gidip o salçamı da yaparım. Paris'e gidip Eiffel'e, Şanzelize'de kruvasanımı da yiyebilirim içerik üretirken. Hani orada ama hep ben özümde bilinen önder olmalıyım. Evet. Başka birine büründüğüm zaman gerçeklik algımızı kaybettiğimiz bir yere dönüşmüş olabilir. İşte yere yemeğe gittim geçen. Yani böyle oturacağız, oturduk. Aradan yarım saat geçti, bir saat geçti. Önümüzde bir hanımefendi. Gerçekten 45 dakika bir saat boyunca fotoğraf çekti. İşte ben onu yapamıyorum mesela. Sadece fotoğraf çekti. Ben onu yapamıyorum mesela. Bir ama sürekli de her yerden de her şekilde. Ters. Yani bir işte bardak geldi onunla çekti, yemek geldi onu çekti, boğazı çekti, köprüyü çekti, geçen arabayı çekti, geçen her şeyi çekti. Çok sıkıcı o. Yani ben bu yüzden mesela seyahat bloğumu bu yüzden kapamıştım. Yani ben tatile Türkiye'li birisi mi gidiyor? Ben yabancı. Yabancıydı. Yabancı mı? Ya insan evet, kendiyle nasıl bu kadar sürekli dip dibe olabilir ya? Neden? Bu kadar yani burnumun dibinde ben. Ama o kadar yaygın, bunun çok yaygın bir şey olması bunun gerçekten çağla ve toplumsal bir meseleyle de yani alakalı olduğunu gösteriyor. Yani bunlar tekil örnekler değil. Hani biz tekil vakaları konuşabiliriz, ne kadar güzel içerik üretiyoruz, bilmem ne faydaları falan ama hani şeye bütüne tamam. Baktığımızda herkes içerik üreticisi olmaya iten bir sistem. Hani bir şöyle tek tipleştiren ve aslında bence büyük resimde insanları ekranda tutmaya, onlar üzerinden sistemi, ekonomik çarkları döndürmeye yönelik bir şey var orada. Yani herkes kendi şahsında başka motivasyonlarla faydalı faydasız, sağlıklı değil bu işi yapabiliyor olur ama bütünde ki niyet ve motivasyonla ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey de var bence. Daha doğrusu siz daha iyi hani bu konuda belki yorumlayabilirsiniz. Sabah uyandığımızda vücudumuz belli hormonları salgılıyor. İşte ve uyanır uyanmaz telefonda o keşfette şu kaydırma olayını yaptığımız an aslında dopamin salgılıyoruz ve vücut ona bağımlı, yani o bağımlı hale geldiği için günlük rutinlerimize ya da yapmamız gereken şeylere bir mutsuzluk bence onun için yapmayın onun için, diyor. Ben sabah uyanır uyanmaz öyle bir şey yapıyor. Yapılmamalı işte. Yapılmamalı. Yani ben mesela 12'ye kadar yapmıyorum. Sabah o yaygın bir şey bu. Sabah akşam yatmadan spor yapıyorum. Hatta aç karnına spor yapman lazım. Köpeğimi gezdiriyorum. Evet. İşte köyde gidiyorum bir yerden semizotu topluyorum. Kahvaltımı yapıyorum falan. Hani o rutinimi dengeli bir şekilde koruyorum. Ama ne zaman elinize onu alsanız mutsuz ol. Yani içerik de üretemezsiniz. Mesela ben ama bir ara, bu senin dediğin yaşam bilimciler mesela bu konuyu yorumluyorlar. Ve bu Evet. Kalkar kalkmaz asla dijital bir şeyle ilgilenmiyor. En az 3 saat.
anını yaz diyor. Anı yazabilirsin diyor mesela. Evet. O daha yani zihnini açacak bir şey. Ya da spor yapmak. Spor yapmak. Sporu da aç karnına yapmak üstelik. Değil mi? Yani evet. Çünkü orada insülin salgısıyla kahvaltı yapmak lazım. Ben onu yanmadan uyanamıyorum ya. Ben hatalı mıyım? Ben sen böyle uyandığında mı bakıyorsun? Uyanır uyanmaz böyle açıyorum. Hemen böyle cümbüş var. Beni böyle uyandırıyor yani. Hoşuma ya başka gidiyor. DM'lere bakıyorum. Oradan şeye giriyorum. Kendimi yaptım. Reels falan mı izliyorsun? Reels oluyor. Keşfetli bir şeyler okuyor. İşte kendi yaptığım dünkü işte programı paylaşmam, o kaç izlenmiş diye bakıyorum. Ona onun bakarsın şey, o ayrı. Onun yorumlarına bakıyorum ama yani ilk işim benim telefonu alıp böyle ayılmak için bir 20 dakika telefonla açmak. İşte uyanmak mesela için ne zaman bu kadar uyarana ihtiyacımız oldu? O bir ha, uyarıcı benim, bir şey ben ya. Şey yapıyorum, uyanma benim için bir problem gerçekten. Benim kendime gelene kadar bir sıkıntı yaşıyorum. Sonra o Berkut'dan işte, gördüğümüz ya arada böyle hani videoda evet, çok ben keyifli. Ben de şey yapamıyorum yani şey yani vücudum uyanma ile ilgili. Yani bilmiyorum artık bir şey mi ama uyku saatlerimi hep yanlış ayarladığım için bütün hayatım boyunca şeyim çok kötü yani uyanma anım peki, çok kötü. Peki bu unutturuyor mesela bende oluyor bazen hava durumuna bakmak için telefonu evet, elime aynen alıyorum. Bambaşka bir anda sosyal telefon, medyaya girip şey ben tabii niye evet, almıştım kesinlikle bunu deyip oluyor. Aslında yani odak evet noktası belki de işte direkt şey sosyal medyaya oluyor belki. Ve bir anda yani her şeyi ben unutuyorum oluyorum. Aslında bambaşka bir şey. Evet, evet. Dikkat zihnin giriş kapısı. Yani dünya kendi içselliğimize dikkat kapısından giriyor. Ve belleğin altına oyan bir şey dikkat mekanizmalarındaki sorun. Yani o kadar çok uyaran ve çeldirici var ki her uyarı bir çeldirici. Mail geliyor, mesaj geliyor vesaire. Artık içimden de bir dürtü geliyor bakmakla alakalı. Var. Hepsi bir çeldirici ve yolda giderken beni hani bir şekilde evet yoldan saptırıyor. İşlemleme gücümü düşürüyor, hatırlama gücümü düşürüyor. Evet. Bu çalışırken de olmuyor mu mesela? Tek şu anda hayatımızda bizi çeldirici çok fazla evet şey var. Artık yazman o yüzden gerekiyor. Herhangi bir noktaya odaklanamıyoruz. Kesintisiz o yüzden ne kadar düşünmeyi bıraktık. Eskisine göre. Nasıl? Kesintisiz ne kadar okuyabiliyorsunuz eskisine göre? Çok az. Değil mi? Tabii. Eskiden mesela kesinlikle bitirmeden bırakmazdım. Yani. Ya ben Anna Karenina'yı bir gece sabaha kadar bir cildini, bir gece sabaha kadar diğer cildini okuyup Dirilişi bir gecede bitirip falan böyleydim. Aha. Şu anda mesela hakikaten o da mesela hastalıklı bir durumdu benim için. Bırakamıyordum. Ama şu anda böyle inanılmaz hızlı şekilde dikkatimin dağıldığını, işte ya telefon çalıyor, bilmem ne oluyor veya işte orada olmasa bile kıpırdanıyorsunuz. Tabii, kıpırdanıyorsunuz başka bir şeye. Ben şey koyabildim onun sesli kitabı koyabildim hayatıma yani. Sesli kitap da mesela. Kitap dinlemek. Şey yapabilirim. Şey. Çok keyifli ama tabii çok aklında kalmıyor. Çok değil kalmıyor. Evet. Aynısı bak yani. Ben de okuduğumda daha şey çok akılda kalıyor ama böyle evet spor yaparken falan. Evet çok hani odaklı dinlersen şey bir yararı oluyor. Tutunamayanları böyle bir tekrar bitirecek kadar dinleyebildim. 12 saat sürüyor. Ve çok keyif aldım. Girdim hikayeye yani. Şeyde iyiyim şu an. Hızlandırıp mı dinliyorsun? Yok yok normal dinliyorsun. 12 saat dinledim. Bir de hızlandırma durumu var değil mi? Hızlandırma durumu. Videoları çok falan. Zaten şey, ağır bir metin o şey değil. Geçen gün onu gördüm. Sosyal medyada bir işte film izleyen bir arkadaşım. İzleyip onunla ilgili bir tartışmaya gidecek arkadaşım. Film bu yani filmden bahsediyoruz. İki çarpı da izledim. Ya, ya nasıl ya? Bu çok yaygın bir şey nasıl bu arada. Burada, aynen. Yani hani nasıl bir an önce bitsin de kurtulsam. Tüketmek. Yoksa tüketmek. Yapma o zaman. İzleme yani. Ama siz yapmıyor musunuz? Çok yaygın ben bir şey. Yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Şey yapıyorum. Söyleşileri falan hani. Söyleşileri yapıyorum. Evet, ben onları hızlandırıp şey, çünkü yani bir şey düşünüyorsan. Ama zaten sen de videoyu montajlarken muhtemelen hızlandırıyorsun değil mi? Şu Berfu öyle bir şey filmi izlerken değil de şeyde bir şeyi izlerken WhatsApp sesli mesaj dinlerken ileri alıyor. Onu ben de alıyorum. Dıkı 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 diye şey oluyor. Çok yavaş konuşuyor. Biraz oradan danışma almış oluyor. O yani kendisine hitap eden şeyleri pas geçiyor. Gerekli olanları alıyor. Evet, evet. Mantıklı. Ben evet böyle saatlerce dinliyorum. Niye es vermiş burada bir daha dinliyorum. Evet. İzlediğim videoyu da evet mesela bir daha izlerim. Başka bir açıdan bir evet daha bakıyorum. Bir de o sesi Burak kontrol edemiyorsun ya. Kafama takılır. Çok takılıyor. Ya. Geri dönüp bakarım hatta tabii yani. Orada ne yapmıştı bakayım. Çünkü ben böyle hatırlıyorum. Acaba o mu doğru bu mu doğru? Doğru falan. Evet. Onu yani yaparken arkadaki ne yaptı falan. Reels'leri bazen 5-6 kere aynı ses bir de 5 saniyede bir geri geliyor. Geri geliyor. Şey oluyor, o da, evet o da var. Berfu böyle deli oluyor. Sesini kapat bari. Kızmayın bana aynen hocam. Ama bazı Türk dizileri 2x'te izleniyor yani. Anca normalize geliyor. Dizi var. O yüzden bıraktım yani. Hani. Yani 2x'te normalize geliyor. Son zamanlarda gerçi kadar ağır ilerliyor. O müzik var ya. Ama süreyi tamamlamak için yazık günah. Siz evde merdivenden çıkması için birinin bayağı
bayağı bir hızlandırman gerekiyor. Ben evde 2x'in izleyince yapılmıyor onlar. Evet yapacağım. 2x'i evde izleyin. Onlar o televizyonda o süreyi almak zorunda. Yazık yine ben çok üzüyorum. Çünkü yani o hıza gelmesi için yazarların çok yazması lazım. Yazık. Yazsınlar bir yürüyüş, sahil, müzik böyle bir aksın. Yazık günah nefes alsınlar. Burada yani bir noktaya parmak basmak istiyorum. Az önce araya gitti. Onu söyledim yani. Bir şu resmi tarih yazılımı hikayesi var ya. Aslında o resmi tarih çok tehlikeli bir şey ya. Tarih çok ciddi bir kimyasal ya. Resmi tarihi yazarken soğuk mu, üşüdün mü? Biraz soğuk oldu mu? Üşüdün ben mü? Ben düşündüm. Bir üşüyen bir var mı? Ben donuyorum. Ben, ben bu hava için yaratılmışım. Bak bayıldım. Gömleğim de var, terlemiyorum. Kısabiliyor muyuz bize biraz yani? Ya benim, tamamen kapatıp ben terledim. Aa, evet evet. Ben donuyorum şu an. Şu an ben çok iyiysem soyuz. Sizin terledim. Çıkar. Yok şu şey kumaş herhalde alttaki. Ha, olabilir. Şimdi... Enver Behnen Şapolyo diye bir yazarı hatırlıyor musunuz? Pardon hocam bir daha alayım. Enver Behnen... Hatırlamıyoruz hocam. Belki de bilmiyoruz hocam. Hatırlamaz mı? Tarihi kendi... düşüncelerine göre yorumlayarak fantastik bir şekilde anlatıyor. O değil. Benim dediğim bu resmi tarihler hikayesi. O da unutturuluyor. Sen de yazmışsın. Unutturuluyor ya da hatırlatıyor. Neyin unutturulup neyin hatırlatacağı da artık bir siyasi mekanizma haline geldi ya tarih üstünden. Tarih artık yazılımı geldi, üstünden. Artık mı geldi? Hep mi öyleydi zaten? Hep böyleydi. Hep öyle. Yani bu, ama şimdi daha da çok araç var. 1700'lerde de böyleydi. Bunun hep böyleydi. Bence tarih... şu an daha karışık bile olabilir. Yani bir sürü şey başka kaynaklardan öğreniyoruz. Bu da mesela unutturmak ve hatırlatmak üstünden. Sonuçta evet kişisel toplumu tarih yerimiz var. Toplumu şekillendiriyorsun bununla işte. Evet. Tabii hafıza evet. Ve kimlik yani politikaları. Sen, evet, evet yani bunu yaparak bir toplum yaratıyorsun ve onu şekillendiriyorsun. Diyorsun vallahi ki göre. Bu olaylar böyle oldu. Hatırlayabileceklerin. Bilmen gerekenler bunlar. Unutman gerekenler. Unutman gerekenler. Ve şey tabii hani o gerçekten aramızda... Üşüyoruz. Şimdi resmi tarih hakikaten ideolojik araçların birazcık daha tekelinde ve hani egemen iktidarlar hı-hı kimlerse hani neyi nasıl hatırlamalıyız ve unutmalıyız. Ama bir de yaşayan tarih var. Yaşayan tarih resmi tarihten başka türlü olabilir bizim kolektif belleklerimizde. Ve bu ikisi arasındaki makas açılınca da aslında toplumun bir nevi psikolojik basıncı kendi iç dünyasındaki belki gazı bir şekilde birikiyor. Bu şiddet ya da bu işte huzursuzluk ya da bu ileride bir hafıza patlaması ya da hafıza talebi. Hani aslında hafıza talebi bir iyileşme talebidir. Ve hani yaşayan belleklerimizde olan şeyi resmi tarihin içerisine sokmak isteriz nedir iyileşmek hafıza için. Talebi? Yani bu olanın hani aslında bir tanıklık istemek. Hı hı. Olanın olduğu gibi onaylanması, aynalanması, yorumlanmadan tanık yani şahit olunması ona ve gerçekten şey ve bunun altının çizilmesi, doğrulanması. Yani bunun başlı başına terapi içerisinde bile aslında iyileşmenin bir yönü de o ya. Bunları yaşadım, bu şekilde yaşadım, duygularım bu şekildeydi, bana bunlar olduğunun teşhis edilmesi ve geçerlileştirilmesi. Hayır bu senin başına gelmediği kadar şiddetli bir şey yok aslında. Yo sana şiddet uygulanmadı, yo böyle bir şey olmadı. Yani insanın aklından şüphe etmesi, duygularından şüphe etmesi ve buna tanıklık yapılmaması çok yaralayıcı bir şey. Buna resmi tarihe de gerek yok biliyor musun? Yani bunu birebir ilişkide bile yapılabiliyor bu manipülasyon yoluyla. Tabii tabii yani işte o da resmi boyutu. Tabii kişisel ilişkilerde de var, toplumsal mikrodan var. Makroya her mikrodan yerde var. Mikrodan makroya her yerde var, aynen. Peki, hayatınızda bir anlam arayışınız var mı? Herkesin var mıdır? Olmalı mıdır? Varsa bulduğunuz bir şey var mı? Ya da çocuğu olanların anlam arayışı daha mı farklı oluyor mesela? Bu da olur. Anlam arayışı olduğu dönem oldu benim. Hatta yakın bir dönemde olmuştu yani. Berful'e tanışmadan önce olmuştu. Böyle bir boşluk oldu ama hayatımda. Ama depresyon demişsin sen ama. Evet yani ama anlam şöyle bir şey oluyor. Neden dediğin anda o nedeni her yere götürebilirsin. Neden varız, ne yapıyoruz, neyde. Okuyorsun bir şeyler, bundan mı varız? O anlam arayışı dediğimiz şey... Çok eğlenceli de olabilir, aşırı depresif de olabilir. Yani dolayısıyla işte Berfu ve hayatım, ailem, çocuklarımla bir merkezlenme yaşayıp şimdi onlarla birlikte hayatı daha keyifli bir anlam arayışına gittim. Kötü bir anlam arayışı yolculuğundan daha iyisine dönüştüm. Kötü olan neydi? Yani çok anlamsız geldi. Anlık böyle tak diye böyle ne oluyor ya diye böyle bir
Aa yani ve hayat iyi bir dönem. Ne durumdasın? Yani. Başarılısın, tanınıyorsun, güzel, işini tanınıyorsun, yapıyorsun. İşin iyi. Durdun ve şey mi dedin? Ben neden insanları güldürmeye çalışıyorum? Güldürmek ne falan? Neden biz yani böyle yakın arkadaşız, arkadaşlık falan böyle her şey aşırı anlamsızlaştı bir dönemim var. Çok şey sert bir depresyon. Bir tane insan diyor ki depresyona girmeyin. Kalkın ben çok tatlıyım, güzelim deyin geçer diyor. Geçmiyor. Bayağı tatlıyım diyordum kendime falan. Böyle bir şey depresyonum oldu. Boşlukta hissettiğim, şimdi ne olacak, neden var? Ve şimdi mesela sosyal medyada okurken çok görüyorum insanların. Ya biz çok boşlukta hissetten çok insan var. Onunla mücadele etmek çok kolay bir şey değil. Hakikaten değil. Çünkü bazen kendini rehber diye gördüğün şeyler çok saçma olabiliyor. Sosyal medyadaki bir videoda hey sen kalk ayağa ve bilmem ne falana denk giriyorsun. Hadi kalkma ayağa. Sen böylesin, sen busun birden koşup. Kendini sev. Geçeceksin. Aynen. Ve oralarda işte evet spor yapmak müthiş geliyor. Yani bir şey daha hani vücudunu iyi hissettirmek falan müthiş geliyor ama o boşluktan çıkabilmek ve şu an ben ya da daha önce de böyleydi. Şimdi artık insanları duyuyoruz bilmiyorum ama o boşluktan çıkabilmek biraz zamanımı almıştı yani. Sence anlam arayışında olmak bir depresyon mudur peki? İşte ne zaman olduğuna bağlı. Yani şu anki anlam arayışım, kendi çocukluğum, çocuklarım, eşim, işte arkadaşlarım, birlikte bir iş kurmak, o işi hayatında birleştirmek bir şey. Çok keyifli ve güzel bir yolculuk. Dediğin gibi o hissiyatını anda olmak bir yerde. Evet, hem anda olmak hem de aslında çok da şey yaptığınız şeyin yani böyle anlamı sadece bir program değil de eşinle birlikte keyifli bir yolculuğa çıkmak, arkadaşlarına kalfa çırak hikayesi kurmak gibi anlamlarla derinleşti. Belki de o boşluk oydu yani. O bir geçiş dönemiydi. Yaşla ilgili de olabilir ya da yaşadığın tecrübelerle ilgili de olabilir. Hani kırklı yaşlar açısından hep öyle bir şey denir ya, kırk insanın en kamil olma yaşıdır falan. Sen gibi. Sen tam oradasın şu an. Var. Evet, yani kırk. Tam kırk. Peygamberlik evet, yaşı. Tam evet, sert bir yaş diyorlar. Hakikaten işte bilmiyoruz yani. Orada bir şey var mı fark ettiğin yani kırka geldiğinde bir dakika ya. Böyle... Birdenbire fark ediliyor mudur? Ya işte öyle diyorlar. Kırka geldiğinde eriyormuşsun. Zınk fark ediyor. Erkeklerde öyleymiş diye duydum ben. Erken de olabilir, geç de olabilir. Seneye yok ya, 4 senelik bir süreç. Seneye mi geliyorsun kırka? Seneye geliyorum, bize geldiğinde anlat o anlatırım. Anı. Benim daha gelmeme bir çok var. Bir anda bir aydınlanma yaşayıp böyle. Yani yorumlama şekli işte daha değişiyor mu? Bir şey oluyor yani. Yani öncesinde başlayıp yani o süreç bence o. Yani 35-40 arası. Büyük bir telaşla saldırıdan daha tecrübeyle, bilgiyle böyle bir hayatına bakabilme ve oradan yorumlanma falan hani biraz daha böyle daha bir derli toplu hale gelme hali yarattı bende. Ama her insanda bu tecrübe, yaş çok farklı şeyler yaşatacaktır. Yani yaşadığın, yani senin o sıra ne yaşadığınla aşırı alakalı bence. Sizin... Yavaşlama da oluyor belki değil mi? Böyle bir... Telaşın biraz gidiyor işte yani. Hadi falan diye böyle bir şey olmuyorsun da oraya gidersem şimdi bazılarında bu olacak. Bazılarında da telaş artıyor. Kendi başlama oluyor mu yavaş yavaş? Daha şey. Böyle keyfine vara vara, daha ağır hareket etme. Fırsat bulamıyorum ya galiba. Yoğunlukta. Yani hala o hızın içinde misin mesela? Hızın içinde misin hızın hala? Hızın içindeyim. Biraz tamam, yavaşlamıştım işlerin... ben mesela ama şu anda evet yoğun. Yani. O yoğunluk ama bak hız bir tık daha farklı. Gerçekten bir şey bunlar birbiriyle ilişkili şeyler. Yani iş yoğunluğunuz ne kadar fazlaysa, meşguliyetiniz ne kadar çoksa ister istemez artık böyle o düşünsel yolculuklarınız azalmaya başlıyor. Şunu yapmıyoruz mesela, yapamıyoruz. İşte biz bunu geçen Tolga ile yaptık, sakin bir yere gittik, telefonları bıraktık, yıldızlara baktık ve düşündük 2 saat boyunca. Ne hissettiniz? Çok iyiydi. sen neden güldün? Yani yıldızlara neler düşünmüştür ya. Bunlar? Ne yaptınız yani? Böyle yattınız. Evet, romantik yaptık. Yıldızlara geldi? Baktık ve düşündük. Gerçekten sadece düşündük yani. Düşünceleri söylediniz mi? Tolga sen ne düşünüyorsun? Tabii söyledik. Ben ne düşünüyorum? Söyledik. Yıldızlara bakarken kadar... ben o manzarayı hayal ediyorum. Tolga ile ikisi Tolga gidiyorlar. Tolga'yla olması saçmaydı belki. Yıldızlara bakarken. Tolga kim? Tolga vardı yanımda. Yapımcı. Yıldızlara bakarken mesela uzanmış yani mı? Birbirlerine bu kadar yakın olmaları, birbirlerine bu kadar yakınken bu kadar uzak olmaları. Hepsi birbirine değmek üzere işte böyle hava çok açıktı ve inanılmaz fazlaydı yıldızlar ama hiçbirinin birbirine değemiyor olması. İnsanın mesela uzayda yaşam var mı diye bir soru görmek sorma gafletinde de. Bulunması buna rağmen bayağı büyük bir soru bu yani. Dünya düzdür demek gibi bir şey gibi geldi ve bunlar üzerine
konuştuk merak ettiyseniz eğer. Işte dünya düzdür de dediniz mi? Demedik. Hayır. Dedik ya bununla bu aynı şey. Yani uzayda bayağı, hayat yoktur dünya demek. Dünya düzdür deyip. Bayağı yani, hadsiz evet. Bir cümle. Yani hiç ulaşamadığın, ulaşamayacağın bir yerle ilgili. Anlam arayışı. Ben hayatıma ne zaman... Bilmeden anlam arayışı diye bir şey var. Yani ne kadar malzeme varsa... O da büyük kaybolmuşluk yapar yani. Kaybolmuşluk. Yani biz biraz metafizik bir toplum değil miyiz? Biz değil. Bence bütün insanlık metafizik. Yani daha objektif düşünen toplumlar da olduğunu gördüm ben hayatta. Yani belki sen de görmüşsündür Önder yer yer yani. Ama bizde çoğunluk belki metafizik yani cinler, periler falan yani bunlar... Hayır öyle şeylerden bahsetmiyorum. Hayır. Ben ama doğru bundan, bizde çok yaygın. Hayır bundan bahsetmiyorum ben de. Ama bunların var olduğunu konuşup da bunlardan etkilenen bir bilinçaltı var değil mi? Doğru. Bu bilinçaltı yani belli bir yaşa geldiğinde bundan kurtulsan bile sende bir takım izler bırakmış oluyor. O izler bıraktığı için objektif düşünme konusunda da zaman zaman boşluğa düşebiliyor insan. Yani anlam arayışında anlamsız kalıyor. Hayatınızda görmediğiniz bir şey rüyanızda görmezmişsiniz mesela. Yani işte o da yani demek ki kayıt. Biliyor musun? Yani bunu? İmgelerimiz de sınırlı rüyalarımız. Evet. Rüya aynen öyle. Rüyalar böyleymiş mesela. Yani bir yerde bir televizyonda görmediysen ya da yaşamının bir yerinde karşılaşmadıysan ya da hayal etmediysen ne bileyim işte Afrika'da anlam bir kabile hayatının aslında. İçerisinde kendini bir rüyada görmeyebilirsin. Ama ne büyük anlamlar yüklüyoruz. Rüyalara değil mi? Rüyalara, her onu şeye, nazara. Lazım. Yani ayağım takılıyor, düşüyorum, önüme bakmıyorum. Bana nazar değiyor. Nasıl oluyor bu ya? Nasıl oluyor bu? Ya bir de arka arkaya Reels'lere baktığımda ben zaten saçma sapan rüya görüyor gibiyim. O yani o kadar birbirine alakasız şeyleri aynı anda görüyorsun ki bazen böyle hani oradan oraya nasıl geçtim oluyorum. Zihni İzak, bence büyük zorluyorum. Isaac Newton'dan etkilenen bir film yönetmeni diyor ki esasında sinemanın icat edilişi insan beyninin fark edilmesinden kaynaklanıyor. Çünkü bizim sinemamız insan beyninde zaten oynuyor diyor. Biz onu realiteye döndürdük. Ama biz bunları mesela fazla düşünmemeye yönlendirilmiş bir toplum gibiyiz değil mi? Bana öyle kesin öyleyiz. Evet. Düşün. Demin yani dedim ya nokta nokta. Bizim atasözlerimizle Japon atasözlerini yan yana koymuşlar ya böyle. Biz, mesela anlam arayışı içerisinde bulunduğumuzda belki düşünmek istemediklerimizi ya da düşünmek istediklerimizi sınırlandırıyoruz. Evet. Yani ben hayatımda hep anlam yüklediğimde ya da herhangi bir şey konu üzerine anlam arayışı içerisinde olduğum zaman kendimi iyi hissetmedim. Yani çünkü hep sınırlandırma... Senin anlam arayışın da mı depresyondu mesela? Öyle bir şey mi yani? Hayır ama hani yaşamayı seviyorum, kendimi seviyorum. Eserin dediği gibi çok keyifli bir yaşamamız var. Tabii ki iyisiyle kötüsüyle kayıplar oluyor, kazançlar oluyor. Ama hani ben anlam arayışımı içselleştirip görmediğim, bilmediğim bir şey için yorup kendimi hibe etmektense hani bir kelimem vardır benim. Zandan arınan anda barınır. Yani zannettiklerim benim aslında anlam aradıklarım. Anda kaldıklarım ise zandan arındıklarım. Onun için anda barındığım biraz, zaman... Zanları tam anlamıyorum. Zandan arınan anda barınır. Ha, zandan arınan anda barınır. Evet. Yani oradaki zannettiklerim aslında benim hep anlam arayışı içerisine yüklediğim şeyler. Ama anda kaldığım şeyler ise anlam arayışı yüklemeden her şeyi olduğu gibi sizi de her şeyi olduğu gibi kabul etmesi lazım. Peki insan aslında. Böyle bir varlık mı? Evet. Yani yaşadığı ve her şeyi olduğu gibi kabul ettiği bir yerde... Bence öyle. Öyle olsaydık mi? Hepimiz çok özgür, istediğimizi yapan... Kimsenin kimseye saldırmadığı, tabii ki de olumsuzluklar olabilir ama birçok şeyle başa çıkan... Öyle bir varlık değil insan işte. Ama işte olamıyoruz çünkü kısıtlanıyoruz. Kendi kendimizi kısıtlıyoruz. Acaba öyle mi ya Hilal? Mesela hakikaten bu zannetme hali, varsayımlarda bulunma hali, kendimize yeni bir gerçeklik yaratma hali, bilginin işte bizim toplumlarda, bilginin olmadığı yerde zannederek, varsayarak ona kurgu... Yeni bir kurgu yaratma hali. Yargılamaya da giriyor aynı zamanda. İşte burada o zaman gerçekle yüzleşme gecikiyor ya da gerçekle hiç yüzleşmeden yeni zanlarla yaşanıyor. Gerçek nedir diyorsun? İnsan varsayımsız. Gerçek yoktur. Varsayımsız. Bak gerçek nedir biliyor musun? Böyle bir saçma bir şey olur. Bir daha hemen düzelteyim de. Bak biriyle date çıktın. Seni bir ay aramadı tamam mı o kişi sonrasında diyelim ki. Ama ne yapıyor? Bir taraf kadın erkek fark etmiyor. Hoş ona varsayımlarda bulunuyor. Diyor ki çok yoğun.
Diyor ki işte ama annesinin hastalığı var, uyduruyorum. Diyor ki bilmem ne şu bu seyahatte gibi. İşte bu varsayımla adamın ya da kadının seninle ilgilenmediğin gerçeğiyle yüzleşmeme hali. Aslında burada şey de oluyor, kuantum alanda... Niye aklına böyle bir şey geldiyse senin? En basit, en basit anlatım bence bu. Herkes o varsayımlarla yakla, en basiti bu. Şöyle, şimdi insan tabii varsayımsız olamayacak bir varlık. Çünkü hani zihni de ekonomik kullanmamız gerekiyor ya. Yani doğduğumuz andan itibaren bir sürü bilgi uyaran vesaire... bazı genel taslaklar oluşturmak zorundayız, işte ne bileyim bazı genellemeler yapmak zorundayız, kategorize etmek zorundayız ki hani kısa yollu bazı tahminlerde, öngörülerde bulunabilelim. Bu bizim hem avantajımıza hem dezavantajımıza. Çünkü ben o taslakları bugün işte olan şeylerde boşluk doldurmak için kullanıyorum ya. İşte senin verdiğin örnekte olduğu gibi mesela önümden geçen biri selam vermeden geçti. Taslaklarımdan hareketle boşluk doldurabilirim. İşte siz dersiniz ki işte beni önemsemedi. Ben derim ki herhalde dalgındı. Herkes kendi taslaklarından varsayımlarda bulunur. Bu kaçınılmaz bir şey. Ama bence kendi zihnimizin bu tarz defolarını diyeyim bilirsek, yani benim düşündüğüm şeyin bir düşünce olduğunu ve gerçeklikten farklı olabileceğini bilirsem, eleştirel düşünce gücümü geliştirmiş olurum ve hani düşünceleri tarafından yönetilen biri değil de düşüncelerini yöneten ve onlarla ilgili değişiklik yaratabilen biri konumuna yükselirim. Bence anahtar kelime bu. Yoksa hangimiz varsayıma ihtiyacımız da var ve kaçınılmaz da bir şey. Ama bir burada düşünceler mi yönetmemiz gereken yoksa duygular mı? Belki de duygular yaratıyor onu. Ya o tabii çok, bence o çok çetrefilli ve çok birbirine dolaşık bir şey. Doğru, duygular düşünceleri, düşünceler duyguları, doğru. Ama son tahlilde bizim düzenleme yapabileceğimiz şey düşünceler daha çok. Davranışlar, düşünceler. Yani ben şöyle hissetmeyeyim diyemeyebilirim. Hissediyorum. O bir çıktı gibi daha çok. Ama düşüncemden şüphe ederek, çok inansam da bir şeyden şüphe etmeye muktedir bir varlığım. Bence bu bizi insanı insan yapan bir şey. Yani faşistlerin herhalde en yapamadığı şey düşüncelerinden şüphe etmek. Batıklar. Çünkü düşünme biçimlerine bir öz eleştiri yok. Ve batık olduğun inanç seni ele geçirmeye başlar son tahlilde. Bir de beyin bilim açısından mesela sağ lobun böyle deneyler var. Mesela sol lobun hareketini kısıtlıyor. Sadece sağ lobla algılamasına neden olacak bir deney yapıyor bir çocukta. Sağ lobda çocuk bir şey gösteriyor. Diyor ki annen seni dışarıda bekliyor diyor. Derhal dışarı çık diyor. Çocuk hemen dışarı çıkıyor. Ama sol lob hareket, yani sağ ve sol lob birbirine buna korpus teori. Korpus kollum mu? Korpus kollum deniyor galiba. Korpus. Bağlantılar. Şimdi çocuk dışarı çıkınca sol beynin aktif olacağı bir soru soruyor. Diyor ki neden dışarı çıktın? Çocuk cevap bulamıyor. Tuvalete gitmek için diyor. Halbuki annem çağırıyordu dediler, onun için çıktı mı demesi lazım değil mi? Burada şu çıkıyor ortaya. Yani tek taraf, iki beyin birbiriyle ilişkili davranmadığı zaman, yani o korpus şey... Biraz zor ismi. O isim, yani uygulamaya girmediği zaman bunlar binlerce damarın birbiriyle olan ilişkisi ve iki beyni harekete geçiren şey. Tek beyinle baktığı zaman orada gördüğünü... Anladığını zannediyor ama ne olduğunu ifade edemiyor, yorumlayamıyor. Yalan söyleme mi bu yoksa öyle inanıp da mı? Yani o beynin zaafından ötürü ona inanmış olup da mı öyle yapmak değil mi? Şimdi burada bu bağlantısızlığın esasında insanı yanlış yönlendirdiğini ve bunun bir takım hastalık olarak anılması gerektiğini biliyor ama... Belki de böyle birçok hasta var hayatımızda. Belki kendimizde de var bu hastalık. Yani. Bunları da çözelim. Kim bilir ne arızalarımız var. Yapay zeka çağında yaşıyoruz ama kendi beynimizi tanımıyoruz. Kendi beynimizi tanımadan yapay zekayı kullanıyoruz. Matrak bir şey değil mi? Bu arada yapay zekada acayip manipülatif hale getirilebilir bir yer. Yani içine yüklediğin bilgilerle seni çok yanlış yönlendirebilir. Yani, yanlış bilgi verebilir bir yere de dönmeye başlıyor. O da çok enteresan. Genel, yani siz eğer fikriniz yok olmadan bir soru soruyorsanız yapay zeka, o size çok genel bir bilgi veriyor. Veya sizi çok yanlış yönlendiriyor. Çok yanlış. Yani. Hatta öyle değil diye tartışabiliyorsunuz. Tartışıyorsunuz. Özür dilerim öyle değilmiş diyor. Özür diliyorum. Geldi başıma. Bana korkutucu geliyor. Evet, özür dilerim diyor. Öyle değilmiş diyor. Haklısınız, bu da varmış diyor mesela. Yok canım.
Evet. Diyor, yapay diyor. Zeka tartışmıyor. Mesela sizin yok ben yapay bilgi... zekayla mutlaka tartışıyoruz. Hayır biz normal bilgi alıyoruz. Şey için güzel aldın, bilgiler. Hayır, iyi bildiğin bir konuyu yani. Yapay zekayla tartış. Aa çok güzel. Tabii. Şimdi iyi bildiğin bir konuyu tartış. Geri mesela, vites yapıyor yani. Tabii diyorsun ki böyle bir şey var diyorsun. Bunu niye söylemiyorsun diyorsun. Özür dilerim diyor. Sana mesela bu konu diyor ki işte İslam felsefesinde kimler önemli şu çağda hangi önemli isimler vardır diyorsun. Şimdi sana bir cevap veriyor. Diyorsun ki bunu niye saymadın? Diyor ki aa evet o da var diyor. Peki bunu niye saymadın diyorsun. Çünkü öne çıkanları veriyor sana. Oradan başka bir yerden. Evet. Sonra sen onu açıyorsun. Aa çok güzelmiş. Veya bir yanlış bilgi veriyor. Diyorsun ki hayır bu doğrusu bu diyorsun. Aa diyor özür dilerim. Evet. Doğrusu bu diyen adam unutuyor. O da belki yanıltmaya mı çalışıyor? Yani. Tabii ki unutuyor. Doğrusu bu diyen tabii ki unutuyor. Üç gün sonra o doğru değişiyor çünkü. Ay ama yapay zeka. Mesela şimdi ben geçen de böyle taktım kafaya. 7 öz sanat dalı diye bir laf var. Bu 7 öz sanat dalı şu: matematik, geometri, belagat, gramer, astronomi ve müzik. 7 oldu mu? Bir tane. Mantık var bir daha. Eskiden ders vardı, mantık dersi vardı. Şimdi mantığı biz mantığı mantıksızlık dersi zannettik değil mi? Öyle bir dönemimiz var. Halbuki mantık çok sorgulama. Sorgulama var mantıkta. Bir zaman yok efendim iki bir atın körü atı gözü körse öbürünün de gözü körse iki kör atla. Önermeler böyle var. Böyle saçma şey olur babanın mu canım? Dedik ve kurtardık vaziyeti. Yok bu böyle bir sorgulamayı kaldı hayatımızdan çıkartmamıza neden oldu bu değil mi? Şimdi ben yapay zekaya dedim ki 7 öz sanat dalı var mı nedir? O bana resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlığı söyledi. Halbuki Rönesans'ın olmasına sebep olan hemen Leonardo da Vinci, Michelangelo, o dönemin filozoflarının kullandığı bir kavram bu. 7 öz sanat dalı. Siz onu yazdığınızda yapay zeka işte size diyor ki aa evet. Özür diliyor. Doğru söylüyorsunuz. Ben bunu yazdım. Dedim yazdınız ki mı? Ben onu demiyorum dedim. Bak bunu matematik, diyorum. Geometri bilmem ne buna öz sanat dalı diyor. Çünkü bunlara sahip olan insan sanat felsefesini geliştirebilir diyor dedim. Haklısın dedi ve turut diye bilgi döktü. Mesela bunu yapmalısınmış. Kaç dakika kaldı eğlenceli. Bu arada? Bir dakika hemen sorayım. Hande kaç? Bir süremiz var mı ki? Ben şimdi böyle 25 dakikamız kalmış ama ben program bitmeden unutamadığınız anları da almak istiyorum. Ama burada hüzünlü değil, mutlu. Çünkü şunu fark ettim. İnsanlar mutlu oldukları anları hatırlamakta zorlanıyorlar. Öyle acılı mi? Anlarını daha kolay hatırlıyorlar. Ya da bizim topluma has bir şey bu. Bizim toplumumuzda acılı anlar daha çok hatırlatılıyor. Şarkılarda bile değil mi? En mutlu olduğun anı söyle. En mutlu olduğum an 2017 yılında 2,5 hatta 3 aya yakın Bali'de yaşadım ben. Tamamen vegan yaşam. Hani Survivor diyorlar ya mesela. Orada bir hafta mesela bir kampa dahil oldum. Hani affedersiniz ne bileyim işte ihtiyacınızı gideriyorsunuz. Tuvalet yok yani herhangi bir şey yok. Bu muydu en mutlu olduğuna? Yok. Ya 5 gün öyle bir kampa girdim. Sonra kendimi sorgulamaya başladım. Eser bak vegan. Benim en mutsuz olduğum, bütün mutsuzluklarım bir arada ya bu hikayede. Sonrasında ondan... Yemek de yok o yüzden tuvalete gerek yok. Bambaşka bir hayata geçtim. Birinci haftanın sonunda oh be dedim. Bu ne dedim ben nereye geldim dedim ya. Ama o kadar çok güzel şeyler öğretti ki bana. Bu sefer işte Bali'de sörf eğitimi almaya, böyle havuzlu bir evde yaşamaya, kendi işte sürdürülebilir yaşamda işte ağaca tırmanıyorum, Hindistan cevizimi topluyorum, yemekler yapıyorum falan yani... İlk aklıma gelen oydu. İki ay boyunca yani 2,5 ayın bir haftasını saymıyorum. İmkan ister o. Ve hadi, gerçekten o zaman oldu. Hani tabii ki o ekonomi şeyine girmeyeceğim ama o dönemde ona hazır olarak gittim. En mutlu olduğum an o zaman diyebilirim. Eser? Yani orada bambaşkaydı. Vallahi benim şimdi düşünüyorum işte o sırada ne olur diye benim evet Berfoli çok evlendiğiniz zaman. Ya bravo. Benim birlikte başarma duygusunu unutamıyorum ben. Yani şeyi ben birlikte başarmayı çok hani hayaller kurup birlikte üretip başarmak. Dediğim gibi hani ilk defa Berfoli sahneye çıktığımızdaki o hazzı unutamıyorum. İşte üç adamın ilk programında programın tuttuğunu o sıra Twitter'da yeni çıkmıştı. Twitter'da TT olduğumuz bir an var böyle. Programın 20. dakikasında canlı yayında kalkıp oynamaya başlamıştık. Onu unutamıyorum ve mesela yine çok güzel hareketlerde biz böyle üretiyorduk, yapıyorduk, ediyorduk. Sonra ilk Ayvalık turnesine gitmiştik böyle. İlk defa insan göreceğiz yani. Aşırı yoğun skeç yazıp oynadığımız için şey yapamıyordum böyle. Göremiyordum. İnsanlar bizi tanıyor mu bilmiyorduk. Ayvalık'a 5000 kişi izlemeye gelmiş yani. Böyle birden 5000 hani sayı gibi görünce. Biz, yani ne oldu bize gibi bir an var ve o anda yanıma bakıp o kişi varsa o anı unutamıyorum. Böyle enteresan. Benim kendi kariyerimle ilgili bir dert bu.
Yani tek başına başarmaktan keyif almıyorum. Yani öyle bir ne diyeyim, egom mu yok diyeyim ya da bu da başka bir egodur belki de. Birlikte ve yanındaki o resimle güzelleşiyor mutluluğum. Arkadaşların da var bunun içerisinde. Tabii ekip arkadaşlarım, var. Ekip hep o var hep yani. Güzel. Bu çok güzel ve kıymetli evet, bir şey. Yani ya. O çok yani yok ama kariyerimde de beni bu çok etkiledi. Yani hiç bireysel hareket, bireysel bir program yapmayı o kadar sevmedim hiçbir zaman yani. Aslında bu bir karar. Çünkü keyif almadım hakikaten. Ama böyle birlikte başarma duygusu hep unutulmazlığımın arasında öyle var yani. Hilal? Benim de üniversite yıllarımdan bir anı geldi aklıma. Alakasız. Eni midir bilmiyorum ama. Finallerden kaçmak istediğim bir hafta. Çalışmamak için kendime yeni meşgaleler bulmuştum. Kısa film... Yani o hafta hayatımda ilk defa kısa film çekmeye çalıştım işte. İşte mezun olacaktık yurtta falan. Hayatımda ilk defa kısa film çekmiştim. Herkesi kullanarak bütün arkadaşlarımı. Ve o ürünü de böyle sahnelemiştim sene sonunda. Müthiş keyif almıştım onu izleme anında hep beraber. Yani acayip mutluydum o an. Evet. Şimdi yani o kadar çok benim böyle... İlk. Peter Brown'un bir kitabı var. Değişim noktaları. Shifting points diye. Bunlar değişim noktaları. Yani hayatında insanın yapmak istediği, böyle olmalı deyip de onu başarabildiğiniz zaman bir değişim noktası oluyor. Mesela konservatuvarda öğrenciyken hocamız rahatsızlanmıştı. Ben de reji asistanıydım. Venedik taciri çalışıyordu Shakespeare'in. Şimdi o zamana kadar reji asistanı olan öğrenci arkadaşları tarafından olumsuz görünürdü. Çünkü onun üzerinde, arkadaşların üzerinde böyle şey kurmak isterdi. Egemenlik kurmaya çalışırdı. Benim de öyle bir tarzım yoktu. Arkadaşlar dedim gelin oturalım biz bunu çalışalım. Hoca geldiğinde de sürpriz olsun. Biz yani iyi ya da kötü en azından birinci perdeyi çıkarmış olalım filan. Olur mu olmaz mı öyle bir şey. Kolektif bir çalışma yaptık. Ve birinci perdenin biraz daha ilerisine attı. Oyunda bir sahne vardır. Shylock mahkemede ben de insanım. Tamam Yahudiysem insan değil miyim yani diye bir sahne vardır. Ve bu hep Musevi'nin üçkağıtçı olduğunu anlatan bir sahne gibi yorumlanmıştır. Biz sonra insan olduğu şekilde yorumladık. Hoca geldi ve şundan emin hoca. Bunlar hiçbir şey yapamamıştır. Bunlar birbirlerine düşmüştür. Bunlar işte rekabet duygusuyla bunu say. Biz de ne al bakalım dedi. Ne yaptınız görelim dedi. Başlayalım hocam. Bir başladık. Daha oraya kadar bu sahneyi de oynadık üstelik. Bu sahneyi oynamamız önemli çünkü bu sahnede Shylock olumsuz bir karakter olarak sergilenmeli. Daha önce de öyle olmuş. Biz halbuki insan karakteri olarak yok. Hoca bu şaşırdı. Muydu? Hoca şaşırdı. Ve biz bunu oynadık Aspendos'ta 10 bin kişiye. Ya nasıl detaylı hatırlıyorsunuz? Ama beni ben en çok mutlu eden şey bu değil. O kadar detaylı şeyler hatırlayamıyorum. En çok mutlu eden şey bu değil yalnız. Çocuklarımın doğması. Benim ya hayatımda bunu mesela... genelde hep söylüyorlar. Bu şimdi ben programda başlarken, benim Bloomberg'daki programda bunu soruyorum şimdi bu sezon herkese. Ve genelde çocuğu olanlar bunu söylüyorlar. Ve dedim ki ya bu kadar mı ya? Hayatın en mutlu anı bu mu yani? Ama o şey bak işte buna... en büyük hazzı bu bence insanın. Ama mutlu, bende yani. Mutluluk Allah duygusu uyanmadı ya. Aynı anda telaş, işte eyvah, ne oluyor, mutluluk falan böyle ben bir aynı, duygu fışkırdı benden peki, yani. Peki Eser, benim de aklıma mesela seninle ilgili tabii buna ben karar veremem ama Berfu'yu ilk sarıldığın an var ya hani. Evet, ilk sarıldığım. Onu düşündüm, acaba o da geç... O benim için daha huzur gibiydi, işte o anlam arayışıyla düşünün. O sarılma hissi ya da tamam böyle bir buldum. Hayatımın devamında bu sarılma hissini istiyorum hissi vermişti. Yani ama mutluluk deyince bana böyle eğlenceli daha geliyor ama çocuk doğumu hala zaten o telaş var bende. Benden de kaynaklanıyor olabilir ama çok... Doğumu değil, varlığı. Varlığı. Babanın çok bir şey hissetmemişsindir herhalde doğum. Doğumdaydım işte çok hissettim. Çok şey oldum ben, mahvoldum yani. Hissettim. Doğuma girmek var ya o doğum. O böyle ben onu daha eğlenceli ve ne güzel doğum oluyor falan söyledim. Şoka girmişsindir yani. Şoktaydık yani inanılmaz. İnanılmaz bir hissiyat var yani. Eser bir şey başarmak isteyip de başarmak tabii yani hatta belki de sosyal yaşamda daha önce yapılmamış filan bir şeyi başarmak
Yani hayatımızda bizim meslekte şanslıyız belki. Kesinlikle. Acı da çeksek, zorlansak da oluyor değil mi? Tabii. Olduğu zaman evet müthiş bir sevinç veriyor. Fakat çocuğu olması insanın, şimdi bunları düşünüyoruz çünkü. Yani düşün düşün nokta noktadır işin demiyoruz biz çünkü. Haberi düşünüyoruz ama yaşadıklarımızı da yani neden bunlar benim başıma geliyor diye değil de ben bunlardan ne öğreniyorum diye düşünüyorum. Bize fark et, yani burada farkındalıklarımızı belki farkındalıklar yaratıyor. Şimdi bunları düşünürken çocuk olması bambaşka bir kişisel haz yani. Ben oğlum Efe'yi ilk kucağıma aldığımda yani benim çocuğum mu bu ya? Allah yani nasıl kızım doğduğunda bir nasıl? Eser yani. Ha, kızım doğduğunda şimdi neler yaptık? Olmayacak neler yaptık? Yani işte Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü'nü seçimle yaptık. Bir kere oldu galiba. Bir tek size nasip oldu. İlk ve son defa oldu yani. Hemen 5 Nisan kararlarını Devlet Tiyatrosu olarak uygulamadık. Evet ama bunları yaparken de aslında oğlunuzun değil mi? Baba sen yoksun ki demesi. Ha bir de o oldu. Yani bütün bunları yapıyorsunuz. Çok devrimsel işler ama diğer taraftan... Çocuklar, evde yoksunuz. Evde yok yani baba bekliyor aslında. Ama adam orada sanat için neler orada yapıyor. Orada ama mesela biraz da şey var. Yani o kadar olmasa bile hani küçük bir savunmadan kaynaklanıyor. O seni yaralıyor çünkü. Yaralamak için yapıyor kerata onu. Ama bunu bile düşünebiliyorsun sonra. Yani ama öbürleri evet büyük haz veriyor. Bak 5 Nisan kararlarını uygulamadık diyorsun ya. Ben buna sevinç duydum. Ben o zaman muhabirdim. 5 Nisan kararları açıklandığında. O bütün haberleri TRT'de ben yazmıştım. Yazdım, o kararları. Mesela bizimkini belki kullanmışımdır. Dedim ben yani bir ülkede ekonomik sıkıntı varsa esasında sanat yaşamının ve kültürünün devam etmesi lazım ki o ekonomik sıkıntıyla baş edebilsin. Onun için bizim 5 Nisan kararlarını uygulamamız gerekiyor. Mesela kaç kişi şu anda hatırlıyordur 5 Nisan kararları? Ondan önce 1980 24 Ocak kararları. Evet. Ya bütün bunlar işte aslında döngüler. Bu arada hayatın anlamı demişken mesela X'te Setenay yazmış. Hayatın anlamının bu olmaması gerektiğini 35'li yaşlarında o da anlamış. Burada inanç da devreye giriyor. Bazen inanmak bu bir din olabilir. Başka bir şey olabilir. İnanmak da bazen anlam arayışına anlam katabiliyor. Mesela Setene için böyle mutlaka olmuş. Peki. 35'lerinde anlamış ve babası iş için dünyayı geziyorsun. Bir de Mekke'ye git demiş. Öyle bir süreç başlamış onun için. Mesela onu öyle anlatıyor. 100 yıl dolmuş ruhum çözüldü gidince diyor. Onun da anlam arayışı bu şekilde sonuçlanmış. 20 yaşınızla bugün kavga eder misiniz? 20 yaşındaki düşüncelerinizle, 20 yaşındaki... yaklaşımlarınızla ben etmem mesela. Yani o an onun yaşanması gerekiyordu ki şu an bu noktadayız. Ben çelişiyorum. İnanışlarınızla. Şahsen ben çelişiyorum. Ben mesela büyük ölçüde bir arada otursam bayağı döverim 20 yaşındaki adamı. Ama dövmek başka bir kelime tabii yani. Hayır, çelişmek şey olarak, başka. Fikri anlamda söylüyorum yani. Fikri anlamda. Çatışmalılar. Yok artık. Tabii. Ben mesela yani, benim kişiliğimde olursa... o yaşların o yaşlarda yaşadıklarımı hala hatırlıyorum. Hiç unutmadım. Ve de bugünkü kafamla değerlendiriyorum. İyi mi yapmışım? Kötü mü? İşte birisi birbirine hakaret edin, döverim deyince oradan mesela. Şimdi orada kavga etmek bizim çocukluğumuzda şeydi. Delikanlılığı ispat etmek gibi bir şeydi. Hala öyle. Hala öyle. Ha, işte şimdi tabii ben oradan çok artık uzaklaştım ama mesela onu hatırlıyorum. Bizim okuduğumuz okulun arkasında bir yerde bir park vardı. Birisiyle böyle aramızda bir şey oldu mu? Parkta buluşalım diyorduk. Çıkışa gel. Bilmeyen yoktu yani. Çıkışa gel. O heyecan. Öfke, ateş. Ama ben bunu bugün, yani o gün yaşanması gerekiyordu, yaşanmış diyorum yani. Şimdi o mesela orada parkta kapıştığımız arkadaşlarımızla gayet iyi arkadaşız. Yani kalıcı bir dostluklarımız var. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Tabii insan geçmiş düşünce biçimiyle çatışmıyorsa bir sorun zaten. Elbette ki öyle bir çatışma zorunlu gelişim içinde. Bir ikilem, bir çelişki olacaktır gelişim varsa. Bu ama siyasi bu, düşüncelerinizle ilgili olabilir, ideolojilerinizle ilgili olabilir. Keşke olmasaydı anlamda değil. Benim peki tamamen var yani. Benim de var. Şeydi. Ben ya mesela alıyorum karşıma. Böyle, eyvah dedim. Bu adam ve bu adam dediğim şeyler. Eyvah değil ama içine doğduğum şeyden çok farklılaştığını şey düşünüyorum. Kendi gelişimini orada izlemiş oluyorsun. Tabii ben mesela şu anda onu yapıyorum. Yani sıklıkla mesela çok bakıyorum. Pek çok meseleye bakıyorum ve
şu anda da işte bir cümle değerli kurarken bir şey eserle biz linçi yaptığımız da o şöyle dedi. Ya biri bana yazmıştı ne şiş cansın ne kebap ne biçim adamsın demiş. Eserlik sen böyle bir adammışsın dedi. Dedim ki sen illa yani kötü evet, böyle linç, bir adamım kötü dedim yani. Anlamda şiş de yanmasın, kebap da yanmasın. Benim dedi. açtığım hayır, konu güzel. Aslında ona yani şu an bir ulusal yayında genel yayın yönetmeni olabilmek hı. için hani burayı nasıl yönetiyorsun üzerinden bir konu açtı hı. bize aslında. Ya yani oradan o konuya onu alıp onu sordum. O da harika bir şekilde cevapladı. Böyle bir adam mısın dedi. Durdum dedim ki yani evet bir düşündüm sonra senden çıkınca da ben böyle bir adamım dedim yani. Şiş de yanmasın, kebap da yanmasın. Adam gibi yemek yiyelim. Yani mesela böyle yaklaşıyorum ama. Yani bu evet dediğim şiş de birinden birinin yanması mı şartmış yani? Öyle istiyor insanlar galiba. Şimdi de şeyi düşünüyorum mesela 40 bak, yaşındayım. Bak ben bunu düşünmemiştim. Bu lafı bir süre orta sözüne evet. saçmaladım. Onun şey ne şiş yansı ne kebap. Ama şimdi daha net olduk. Daha önceden aslında bir cümleye ait olmak, bir fikre evet. ait olmak hayatı çok kolaylaştıran bir şeydi. Allah Allah. Yani hala öyle. Yani hala öyle. Bir taraf olan bertaraf taraftarlık olur. Evet. Yani, şiş ya da kebap yanınca çözüm bulunmuş oluyor mu? Öyle istiyorlar. Çözüm bulamıyorsun ki yani. Yani. Tarafsız çözüm olmak yok gibi belki dayatılıyor. Tarafsız olunca şişi de kebabı da kafanda kırıyorlar. Yani aynen. Tarafsız olmuyor. Daha zor. Tarafsız olma. Bir şey tut ve gel diyor. Onunla gel bana. Sosyal medyada kavga benim edin. Yani çözüm, çözüm tarafı taraf olmuyor. Genellikle çözüm bulmak. Ay sevmiyorlar. Yani bu yani çözüm bulmayacaksın. Ya şişi yakacaksın ya kebabı yakacaksın. Hı. İnsan herhalde sürekli böyle bir mücadele etmek arzusu içerisinde. Yani bir yerde taraf ol ve bu kavga neydi edelim. Ya bu tatlılıkla hallolamaz mı? Ne şiş yansın ne kebapta. Yani sonuç çözüm bulmak değil mi? Kopması bu işte ya. Eser beni aydınlattı o zaman. Şu anda herkes konuşuyor arkadaşlar. Şu anda herkes aynı anda konuşuyor. Aynı anda konuşuyor. Yandan evlendik yayın bitmeden. Of yani bu dönemler yaşandı. Yaşanmalıydı. Yani, dünyada da yaşandı ama. Yani bunlar dünyada. Çünkü ama dünya farklı bir yere doğru gidiyor. Beyin bilimi artık demin konuştuğumuz yani o iki bir lobun birbirinden bağımsız olmaması gerektiğini savunurken bizim yaşamda da bundan ders almamız gerekmiyor mu? Bu o zaman ya sağ lob yansın ya sol lob yansın gibi bir duruma düşüyor. Bir de şu bir gerçek ya şiş, ya kebapta, insanlar tarafgirliği seviyor. İşte tutkulu inançlarıyla ve duygularıyla ortaya çıkan daha fanatik tutkulu söylemleri evet. seviyor. Nesnel, akıllı, makul bir şey duyduğunda da çoğunluğun ona mesafeli de olabileceğini düşünüyorum bir yandan. O yüzden siyasetin veya düşüncenin suç olmaması çok önemli ve kıymetli bir şey ama tarih boyunca düşünce suçu en büyük suç olmuş. En tehlikeli şey olmuş düşünmek. Çünkü yani geçmişte bundan 30 yıl önce birisi düşündüğü için veya başka bir siyaset ortaya koyduğu için idam edildiğinde bugün yaşasa ve parlamentoda olsa belki çok başka cümleler kuracaktı. Biz bunu biliyoruz. Biraz bunu da yani ben bugün 40 yaşındayım, 60 yaşında 40 yaşıma başka cümleler kurabilirim. Ve bu hep böyle giden bir şey değil. O yüzden dedim acaba siz de kavga ediyor musunuz 20 yaşınızda diye. Müzik ve koku en büyük hatırlatıcılar mıdır? Hatırlatıcı en büyüğü o mu yani? Müzik ve koku mu? Ve koku, neden? Kokunun etkili olduğunu biliyorum. Ama bununla alakalı bilimsel bir bilgim yok. Ama ya evet müzik ve koku değişmez mi bu herkeste? Beş duyun diyebiliyorum. Ben de koku mesela koku bu yana çıkıyor gibi. Her unuttuğum bir şey yani çok olabilir. Çarpıcı bir şey koku bence. Hı-hı. Bir de koku evrimsel olarak onun hani evrimsel bazı açıklamaları var. Yani koku önemli bir şey hayatta kalabilmek için kokuyu almak. Dolayısıyla onu muhtemelen daha derin kodluyoruz ve kokuyla anıları birleştiriyoruz. Direkt duyulardan anılara götürdüğü bizi bir durum oluyor. Ben de müziği çok seviyorum o anlamda. Yani her şarkının çıktığı dönem evet, ve dinlediğin ana tak diye gidiyorsun. Tak o diye duyguyu götürüyor. Çok seviyorum. 90'lar yani. Çocukları sanki evet. biraz daha öyle evet. bu arada. Her yani, şarkının anıları var. Evet 90'lar bir hani 90'larda dinledik. O sesin bir anısı vardı. Bir de 90'lar diye şimdi tekrar ortaya çıkınca o gittiğimiz mekanlarda dinlediğimiz her yerde hep böyle 90'ları düşünerek bir yaşadığımız yani bir daha kuvvetli bir hatırlatıcı var mı bildiğiniz mesela? Benim aklıma müzik ve koku. Yani ben yani de koku ben daha de hep kuvvetli bir hatırlatıcı. Yani görme. Tabii görme de evet. Mekanlar da hatırlatıcı mesela. Mekanı görseller. Olabilir. Evet. Mekan çok önemli benim, bir şey. Ben yani mesela mekanı görmek mi mekanın kokusu mu mesela? Görmek İkisi bence. Geçmek görmek oradan. Mi? Bence mekanın kokusu mesela geçenlerde ben bir arkadaşım annesinin evini ziyaret ettim. Bir anda koku beni anneannemin çocukken anneannemin evine götürdü o koku. Yani onun evindeki kokuydu.
Yani koku, hafızam. Tam bundan bahsediyorum. Koku çok hızlı yani, götürüyor. Bir, şey. Bir anda mesela anneannemin kokusu, yani o evinin kokusu mesela canlandı. Önder, sen Arap sabunu veya çamaşır suyu koklayınca ne hissediyorsun? Neyi hatırlıyorsun? Hemen temizlik yapıyorum. Ses beni mesela. Diyelim çocukluğumda bir aile büyüğümüzün Üsküdar'daki konağına gitmiştik. O da tek başına yaşıyordu orada. Röptüşambur ile eski işte bilmem askeri bir fabrikanın paşalığını yapmış. Onun evine girdiğimiz yerler de ahşaptı. Bizim evde de kristal bardaklar vardı. O bardaklar hani böyle ancak bizimki büyükler tık tık dokuştura sesini hatırlıyordum. Ama o eve girince yere bastığımızda dolaptaki kristal bardakların birbirine çarpışını duydum. Onu duyduğum zaman bir sürü şey geldi aklıma. Annemin anlattığı anılar, efendim, evdeki olan bitenler ve o kristal bardakların nasıl bizimkilere benzeyip benzemediğini merak etmek istedim. Ve orada konuşulurken ben gidip o dolabı açıp oraya baktım. Benziyor muydu? Ve şu an bunu hatırlıyorsunuz. Benziyor muydu? Benzemiyordu. Bizimkiler biraz daha yuvarlaktı. Onunkiler daha böyle dikti. Peki burada hatırlamak derken, mesela ben çocukken şu dudağımın üstünü yarmışım, 2 yaşındaymışım çay kaşığıyla kapıya koşarken. O noktada ben bunu hatırlıyorum. Çay kaşığıyla kapıya? Evet, koşarken üstüne düşmüşüm ve burası ondan yarık. Ben bunu kendim hatırlamıyorum ama öyle bir aktarılıyor ki o sözlü tarih kendinle ilgili. Sen kendin bunu yaşadığını her anı hatırlarmış gibi anlatıyorsun. Bu olayı beyninde taşıyorsun. Çok doğru. Taşıyorsun ve anlatıyorsun da belki yani. Ama bu da var yani, sana birilerinin ya da ebeveynlerinin aktardığı konular sanki senin kendi hatırladıklarınmış gibi de beyinde yer ediliyor. Bu zaten böyle tartışılan da bir şey. Yani bizim belleğimizi başkalarının belleği de şekillendirir. Evet. Romantik etkileşim halinde. Yani mesela çocukluğumuz tamamen bizim anılarımız mıdır? Pardon. Ben 4 yaşımdaki bir takım olayları hatırlıyorum ya. Ben de. Ve çok hoşuma gidiyor hatırlamak. Bu arada şey, bilinçli hatırlamadığımız şeyleri bilinç dışı aslında kodluyoruz ve ama hatırlıyoruz. Ama senin dediğinde olabilir yani. Annem anlattıysa mesela, ben köpek sesi, hani onu annem bilemez. İşte babam mütevellide evin önünde ranza yapıyor. Demirden bir ranza yapıyor o zaman bize. İşte ben de onun yanındayım ve işte gece köpekler avlıyor falan, böyle bir sahne var benim zihnimde. 4 yaşındayım o zaman en fazla gibi. Benim söylemem çok sürpriz olmayacak ama yemek de bana... Ben diyecektim ya. Şey yapar. Yemek kesinlikle ya. Yani yemeği hatırlatır. Evet, hatırlatır. Ama yemekte 5 duyu var abi. Yemek, koku var onda. Koku var. İşte mesela onu yiyorsun. Atıyorum bir lahana dolması, işte ben çok severim onu ve onun... iyi yapan versiyonunu hatırlıyorsun. Dolayısıyla hep onu, ya bu onun gibi değil deyip hep o ana gidiyorsun gibi. Evet. İyi yemek. Evde mesela yani. Söylüyor musun? Berfu yemek yapıyor mu? Arada yapıyor, evet. Arada yapıyor. Bir o bazen arada. Güzel böyle bir şey de çok iyi. Hamur işinde çok iyi. Onu da ya yapma yemeyelimden en son usandı bıraktı. Hani beğeniyor musun yemeklerini? Yani güzel. Beğeniyorum, çok güzel yapıyor. Güzel bir kahvaltı hazırlayacağım dediğinde harika yapıyor yani. Harika yemek yapıyor. Çok az süremiz kaldı. Evet, ben bir şey daha sormak istiyorum. Son bitir. Valla ilk yayını bitirdik. Sınırlarla ilgili. Çok sınırlar, kısa ama. Öyle mi? Çok mu kısa? Çok kısa. Kaç dakika varmış? 3 dakika. O zaman yetmez. Sevdiğimiz yemekleri söyleyip kapatalım. Herkes sevdiği yemeği. Yani size çizilen sınırları çiğnemeye çabaladınız mı hep? Yoksa sınırlara saygı duydunuz mu? Bunu merak ediyorum. Ya bu çok basit bir şey olabilir. Yani olmak sen 5'te eve gel de olabilir. Çiğnedim ben yani. Çiğnemeyen var mı sınırları? Yani araba kaçırmışlığım var. Tabii ki vurmuşluğum var. İşte sınırlar da insanların aslında hep çizildiğinde çiğnemek istediği şeyler mi? Kısıtlama da diyebiliriz. Yani hani belki oradaki... Yok, sınırlara, çerçevelere ihtiyacımız da var. Tabii canım, yani. Yani. Var bir ya. Aynen. O yüzden hepsi var. Aynen. Kurallar, standartlar hepsi bu yüzden var ama... Ama hiçbir sınırı aşmıyor ve çiğnemiyor olsak o kişisel gelişimimiz ve özellikleri kazanmamız mümkün olmazdı herhalde. Mesela Batı toplumlarında hani bazı kurallar çok belirgindir ve herkes o kurallara uyar. Trafikte de öyledir, yaşamda da öyle, okulda da öyle. Evet, hangi sınırları da tartışmalıyız? Ama evet, onları çiğnemeyelim. Çiğnemeyelim ama işte bizde mesela çok zayıf. Ama hangimiz babamıza, annemize yalan söylemedik şimdi yani koydukları sınırlar için? Ama yani sınırın tabiatı da burada önemli ya. Bana ne tür bir yani sınır, hangisini aşıyorum, hangisine kırmızı uyuyorum? Kırmızı ışıkta geçmeyelim, o sınıra riayet edelim. Ya da sahtekarlık yapmayalım ama işte insanlar hani babaların, annelerin koyduğu sınırları çiğniyor. Çiğniyor yani, çocukken olmuş olabilir ama. Sağlıksız sınırlar konuyorsa ve o kişi o sağlıksız sınırlara uymayarak kendini gerçekleştirmeye çalışıyorsa mesela. Ay kaç kişi ders çalışmaya gidiyorum deyip ders çalışmaya gitmedi mesela. Yani.
Ama topluma zarar verecek bir şey için olan sınırlandırmalar, onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ama sınır deyince aklınıza hep güzel örnekler geldi. Yani evet, sınır makul olmayan bir şey de olabilir. Tabii canım, o da var. Olan, yani... Bir de sanat kültürü. Biz sanat kültürü resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlıktan ibaret anladık ama felsefi boyutta, zaten felsefe konusunda da yazık, yani eksik bir toplumuz. Dolayısıyla bu kavram da bizim hayatımızda çok yer etmedi. Yer etmediği için mesela sanatsal düşüncede iyi, güzel ve doğruya ulaşmanın bir takım evet, yaptırımları olması gerekiyor. Ve sınırları aşmak da gerekiyor. Ha, o zaman hem, yani hem sınıra da sadık kalmak, ama aşılması gereken yerde estetik bir değer varsa da, mesela çok bastırdığı zaman birisi bana şöyle yap diye inadına yapmama eğilimi duyuyorum. Evet. Orada kimde yok bu mesela? Orada kendimce bir canıtım var, bir cevabım var. Sınır, yasak, engel, bunlar arasında farklar var. Ya, yasakla engel arasında bir fark var, ama sınır demeyelim ona, belki bir takım kurallar. Yani kurallar esasında insanların özgürlüğünü sağlayan şeylerdir, biliyor musunuz? Biz kuralları özgürlükleri kısıtlayan şeyler zannediyoruz. Hayır, kurallar özgürlüğü sağlıyor, ama o kuralların ortak akıl olması gerekiyor. Herkes tarafından, yani bir hukuk olması içerisinde. Kuralların zemini bağlamak işlevi. İşte buna da biz sanat bir düşüncesi, Rönesans'ı gerçekleştiren sanat düşüncesinin göbeği bizzat kendisi buydu ya. Bu arada arkadaşlar, süre dolduğunda siz çat diye sınırlarımızı... kapatın ışıkları, biz devam edeceğiz yani, kafanıza göre takılın. Sınırlarımızı bilelim ama can. Işıkları kapatacaksın. Bence yönetmen biliyor ya bu sınırları, kapatır. Şu an bu sınır mı? Evet. Tabii mesela bu bir sınır. O zaman ışıklar kapanınca biz konuşmaya devam edelim. Biz edelim tabii ki. Bayağı gıybet forever yani, edelim. Evet. Şu masanın şu ışıkları devam kalır mı? Kalıcı mı? Kalır mı? Bilmiyorum, kapatacak mı? Yok, kalıyor bence. Bu masayı da programa yaptım.